Merhabalar, iyi akşamlar. Bugünkü konuğumuz oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı. Hoş geldin Teoman. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl geçti günün? Çok iyiyim, seni gördüm. Daha iyi oldum. Vallahi iyi geçti. Bu arada biliyorsun ben Ulvi ile röportaj yaptım. Koştura koştura sana geldim seninle röportaj yapmaya. O benimle röportaj yaptı. Şimdi ben senden yapıyorum. Bence şöyle oldu. Şeytan azapta gerek dediler bunlar bana. 50 gündür herkese röportaj yapıyorum. 80 tane soru sordum. Bir de gel bakalım sen soru cevapla dediler herhalde. Bence öteki tarafta olmak değişik olmuştur senin için. Vallahi uzun zamandır kimse röportaj yapmamıştı benden. O yüzden bir eğlenceli oldu. Seni de andık. Ulvi Arı'da selam söyledi sana da. Sana da çok selam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi böyle hani benim genel formatımın ötesinde zaten baştan da anlaşılacağı gibi izleyici için farklı oldu. Teoman'la bir sürü ortak arkadaşımız var. Dolayısıyla sanki çok eski tanışıyormuşuz gibi. Daha böyle arkadaş sohbeti gibi bir röportaj yapacağız dolayısıyla. Teoman da onun için de bir sakıncası yoksa. Memnun olurum ben. Öteki türlü soru cevap gibi bir şey oluyor. Sohbet olmuyor. Sohbet olmayınca da zevkli olmuyor zaten. Ama gene de böyle bir röportaj ayarında şeyler söyleyeceğim tabii. Örneğin sen Arjantin'de olmuşsun. Bu çok önemliydi. Ben bu kanalı şey yapmak istiyordum çünkü o yüzden. Hem Arjantin'le hem Türkiye'yle bağlantılı olsun. Yani Arjantinler'de seyredebilsinler istiyordum. Ondan sonra sen de Arjantin'de olmuşsun. Evet, uzun zaman. Annen Arjantinli. Annem Arjantinli. Yani benim ana dilim İspanyolca ama burada çok uzun süre tabii dili kullanmayınca biraz köreldi. Ama anneyle konuşuyoruz. Arada İspanyolca konuşuyorsunuz yani. Yani böyle bir şey oluyor. Uzun süre dışarıda yaşayanlar bunu bilirler. Yani kendi ana dilleriyle oranın dilini böyle bir harmanlayıp sıkıştığın yerde oradan kelime, sıkıştığın yerde buradan kelime koyarak böyle bir hani şey gibi El Vapor Esta Yanaşayando a la İskele del Büyükada gibi yani. Peki sen aslında bana anlattın ama izleyiciler için de biraz da ilginç bir hikayesi var annenle babanın tanışmasının. Şimdi şey ben onu biraz anlatır mısın? Tanışma hikayesini hem babamdan hem annemden dinledim. Ben annemin hikayesini anlatacağım. Yani bir gün annemle babam bu röportajı seyrederlerse çünkü hani bir çok kırmak dökmek istemem ama annemin hikayesi daha enteresan. Yani. O yüzden. Şimdi Mamita doğum günü partisi yapacak. Onun doğum günü. Bir de yaklaşıyor 17 Temmuz'da doğum günü. Babam yengeç yani anne. Tabii. Babam çalışmak hem okumaya gidiyor Almanya'ya. Sonra orada üniversiteyi bitiriyor. Çok iyi bir dereceyle. Mühendislik okuyor. Sonra masa başı işine veriyorlar. Babam da ben masa başı işi çalışmak istemiyorum. Beni sahaya gönderin. İşte dışarıya gönderin vesaire diye hani firmaya biraz yakarıyor. Onu da sen mi dışarıda çalışmak istiyorsun deyince onu Arjantin'e gönderiyorlar. Babam da kabul ediyor. Yani babamın Arjantin'e gidişi öyle. Somisa'da yani San Nicolas'ta bir demir çelik fabrikası kurulacak. Oranın konstrüksiyon şefi olarak, baş mühendis olarak oraya gönderiyorlar babamı. Babam İspanyolca bilmiyor ama Fransızca, Almanca, İngilizce konuşuyor. O Fransızca ile İspanyolca çok çabuk öğreniyor. Babam çok İspanyolca konuşuyor. Tabii yani hem Fransızca'nın biraz daha yakın bir dil olması hem de burada Fransızca bilen sayısı hiç de az değil aslında. Yani o dönemi tabii bilmiyorum, hatırlamıyorum da ama babam girişken de bir insan, çabuk adapte olan birisi. Neyse orası da küçük bir yer, San Nicolas çok büyük bir yer değil o dönemde de. Ve bir işte parti yapacak annem. Tesadüfen babamın iş arkadaşı Harald, onun kız arkadaşı Anne Greş, bir Fransız o. Anne Greş'le de annem aslında bir şekilde arkadaşlar orada. Küçük bir yer olduğu için aslında herkes birbirini tanıyor. Ondan sonra o doğum günü partisinde annem arkadaşlarına diyor ki ben bu gece
evleneceğim adamı tanıyacağım diyor. Yani hani bazen hepimiz yaparız yani, böyle bir atarız bir şey masaya hani, ama sonra böyle başımıza geldiği zaman hani müneccim misin gibi olur. Ondan sonra neyse, salona giriyor, işte millet dans ediyor, işte içkiler içiliyor, eğleniliyor falan filan. Şöyle bir tarıyor salonu, şöyle parmağınla bu diyor. Babam gösteriyor. Ondan sonra olur mu canım bilmem ne filan filan. Tabii babamın da aslında hani Anadolu'dan geldiğinde falan da bilmiyor yani. Hani kim olduğunu da bilmiyor. Hani oraya göre bir yabancı olduğunu da bilmiyor. Neyse. Ondan sonra anne girişe diyor ki, sen diyor bu çocukla diyor dans et diyor. Ben Harald'la dans edeyim. Pistin ortasına gelince sen bu adamı benim kucağıma at diyor. Ondan sonra hakikaten de öyle bir organizasyon yapıyorlar. Demek ki 53 sene geçmiş üstünden. 53 senedir birlikteler hala. Babam 80'ine girdi. Çok uzun bir zaman tabii ki. 80'ine girdi. Annem 75. İşte düşün. Yani daha 68 olayları yeni işte o dönem. Yani konuşuyorlar. Arada bir görüntü tuhaflığı oldu, kusura bakma. Evet, geldin ama bende bir problem olmadı anladığım kadarıyla. Yok yok, sende olmadı. Ben şey yapmaya çalıştım. Şarj bitmesin diye şarj etmeye çalıştım. Ama ne yazık ki görüntün gene dondu bu arada. Ha, yok, şimdi geldi şimdi galiba. Şimdi geldi. Geldi. Peki sen Arjantin'de doğdun. Evet. Sen, burada San Nicolas buraya çok yakındır. 2 saat falan uzaklıkta yaklaşık olarak. Buenos Aires'in bir ilçesidir. Burada daha çok ne derler ona? Provincia. Yani Buenos Aires'in. Aynen. ve dolayısıyla senin aslında ana dilin İspanyol olacak. Öyle, ben Türkçe bilmiyordum Türkiye'ye geldiğimde. İlkokulda öğrendim ben Türkçe. Seninle şöyle bir ortak noktamız var. Ben sülalem, yani çok geçmişten beri 600-700 yıl kadar bugünkü Türkiye ve Suriye topraklarında yaşamışlar. Ben de bir dönem İstanbul'da doğup büyümüş olmama rağmen hem Mardin hem Suriye'ye gidip geldiğim için Türkçe bilmiyordum. Ben 7 yaşından sonra öğrendim Türkçe. Aynıyız. Ben de işte 6 yaşında ilkokuldayken öğrendim. İşte ilkokula başladım. Orada öğrendim. Hatta komik bir şey oldu. Ben 7 yaşına gelene kadar herkes Arapça konuştuğundan ailede, hem Türkçe konuşuyorlar hem Arapça konuşuyorlar, ayrı mesele de iki dil birden konuşuyorlar da, kimse şeyi fark etmedi. Lan bu çocuk çok da Türkçe bilmiyor'yu fark etmedi. Okula gideceğim. Birden fark ettiler. Lan bu adam Türkçe bilmiyor. Nasıl okuyacak? Ben bir yıl geç okudum o yüzden. Yani. Ama senin durumun daha normal, benim durumum anormal. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm, Türkçe bilmiyorum falan gibi saçma sapan bir durum var. İşte ana dil, yani ihtiyacın olmayınca başka bir şey öğrenmiyorsun aslında. Ben de mecburen öğrendim Türkçe'yi. İhtiyaç olunca öğreniyorsun, çaresiz bir şekilde öğreniyorsun. Bir de o yaşlarda son yaşta, işte 7'de 8'de öğrendin, öğrenmedin. Ondan sonra yabancı dil gibi oluyor. Yani şu anda Türkçe benim yabancı dilim değil. Ana dilim gibi bir dil yani. Yani zaman zaman ben hala İspanyolca rüya görüyorum. Yani daha çok Türkçe görüyorum, İspanyolca da görüyorum. O yani derinlerde yatan bir şey var. O çok çabuk da geçmez yani. O senelerde geçen bir şey de değil. Yani çok kökleşmiş anılar var. Çocukluğuna dair çok mutlu olduğun, çok hüzünlendiğin anlar var. O anların kendisi zaten aslında senin etine, ruhuna, sesine, bir şekilde konuşmana, konuşma şekline, ritmine, hepsine yansımış. Onları böyle parça parça çıkarıp gösteremiyorsun ama bütün düşünüş biçiminde aslında hala ana dilin var oluyor. Ninni dinlediğin dil, yani annenin sana merhaba dediği dil. Yani o nasıl yok olabilir ki içinden? Ya ben 19 yaşından sonra hiç Arapça konuşmadım. Ona rağmen 30 yaşlarıma kadar, efendim? Hiç fark etmiyor yani. Hangi yaşta tekrar uyandığın önemli değil yani. O mutlaka o hazine orada duruyor.
Bu arada oğlun arkada galiba girip çıkıyor. Evet. Ne haber? İyiyim. Gelsene sen de biraz bu tarafa. İki lafta senden edelim gelmişken. Baba oğul. Merhaba. Seni tanıyalım. Adın ne? Deniz. Valentin Deniz. Valentin Deniz. Valentino'dan. Yo, Valentino tamam. Da benim büyük babamın ismi. Büyük babamın. Annemin babasının ismi Valentin. Onu da bizim ailede gelenek de dedelerin ismini koymak. Ama çok ataerkil olduğu için bu sefer biz anaerkil bir şey yapalım. Anne tarafından koyalım dedik. Deniz de Arjantin vatandaşı. Ama Deniz kaç yaşındasın? 16. 16. Sen de öğrendin mi biraz İspanyolca? Ya bir başlamıştım, bir babaannem öğretiyordu biraz. Ama sonra unuttum. Abuela. Ben sana bir sır vereyim. En iyi bu yaşlarda öğrenirsin. Şu an ve daha hakim olursun dile. İşte belki sonrasında. Nasıl istersen ama yani bu yaşlar en güzel yaşlar. Hiç unutmuyor insan. Ya işte Fransızca'dan sonra belki beraber olur onlar da. Belki İspanya gider, bir şey yapar. Artık gelecek ona ne getirirse. Yani bir Fransızca'da artık fark etmez yani. Hani hangi dil olduğu da çok önemli değil. Yani başka bir kültürün içerisinde hani esprisiyle, sözleriyle, edebiyatıyla, kültürüyle öğrenirsen bir dili zaten kıymeti var. Yoksa herkes İngilizce konuşuyor ama yani herkes Shakespeare okumuyor ya da başka. Yani Fransızca ya şey hikayesi gibi, benim bir sürü arkadaşımın İspanyolcası benden kat kat iyi, Türkiye'de öğrenmişler. Benim de sen çok matah bir İspanyolcam yok ama ben deyimler biliyorum ya da böyle çok buraya özgü sözler var, onları biliyorum. Ya da şey gibi, mesela Arjantinler Kolombiyalıların bazı deyimlerini katiyen anlamıyorlar doğal olarak. Ben anlıyorum, onun tek nedeni var, bir sürü Kolombiyalı arkadaşım var. O yüzden de o deyimleri biliyorum. Yani işte bir de Lazlar değil mi? Yani mesela başka neredeyse başka bir dil konuşuyor. Yani başka bir dil konuşuyorlar zaten ama veya Çanakkale yöresi mesela değil mi? Onlar da bambaşka konuşuyorlar. Onun esprilerini takip ediyor. Baba oğul buluşması biraz babalar gününün yaklaşmasıyla mı? Yok. Karantinadan beri beraberiz. Tabii 23 Mart'tan beri beraberiz, hiç ayrılmadık neredeyse. Sen memnun musun bu durumdan Deniz? Çok memnunum. Geldi mi sana? Çünkü çocuklar biraz daha sıkılıyorlar bu ev hapislerinden falan. Çok keyifliyim ben. Ya burada öyle bir hapis durumu yok. Yaşadığımız yer çok geniş bir yer. Yani şimdi evden görünmüyor ama bu benim sağ tarafım bahçe. Sonra bahçeden sonra göl. Sol tarafımız da bahçe. Arkamız 45 dakika yürüyebilirsin hiç yola çıkmadan. Ön taraf da keza öyle. O yüzden burada biz pek karantinayı hissetmedik açıkçası. Yani yemek yaptık işte. Şanslı. Ekmek yaptık falan filan. Güzel vakit geçirdik burada. Başta 4 kişiydik. Peki sana direkt 4 kişiydiniz. Metin var, benim çok yakın arkadaşım. 25 yıllık dostum. Ona da ben telefon açtım, dedim ki oğlum dedim yani hani ne olacağı belli değil. İstiyorsan gel, hani biz üçümüz gidiyoruz. Eklenmek ister misin dedim. O da sağ olsun 52 gün o da buradaydı. Hiç kımıldamadık buradan yani. Bir ara ara çok nadiren alışverişe gidip geldik. Onun dışında hiçbir şey yapmadık yani. Kımıldamadık. Çok da güzel vakit geçirdik. Yapacak çok iş vardı. Küçük bir tarla yaptık arkada. Bugün ilk çilekleri aldık. Ondan sonra biberler olmuş. İşte domatesler şimdi yeşil yeşil çıkmışlar. Onları bekliyoruz şimdi. Biraz vakit öyle geçiyor burada. Sen Avusturya Lisesi'nde okudun. Öyle değil mi? Aynen. Orada tiyatroya başladın aslında. İlk sahne deneyimin orası. Doğru. Peki o zaman yani o deneyimden sonra ben evet oyuncu olacağım demiş miydin kendi kendine? Demiştim. O zaten büyük problemlere de yol açtı ailemle ilgili. Ondan sonra ama hiç ben geri adım atmadım. Yani zor zamanlar yaşadım annemle babamla. Onlar pek herhalde sanatla ilgilenmemi istemiyorlardı. Sanatla ilgilenmemi istiyorlardı, profesyonel olarak ilgilenmemi istemiyorlardı. Ama sonradan onlar da ikna oldular. Yani benim dirayetli bir süreç geçti öyle 10-15 sene kadar. Ondan sonra zaten kabullendiler. Şimdi çok mutlular yani. Mutsuz değiller ben bu mesleği seçtiğim için. Şunu için sordum. Sen orada başlıyor olmana rağmen
gemi mühendislik okudun. Yani hani İTÜ gemi inşaat mühendisliği, öyle değil mi? Ya neden onu seçtin? Neden konservatuvar değil de? Arkitektura naval deniyor ona İspanyolca'da. Arkitektura naval aslında gemi mimarı yani. Veya deniz... Şöyleydi aslında. Yani yanlış bir tercih yani. Ben hani başka şeyler okumalıydım muhtemelen. Hani şu bugün kağıt üzerinde baktığınız zaman, ama ben mühendislik okumuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Yani bana benim... Hayır, mutlaka ki çok katmıştı. O anlamda söylemedim. Sen diyorsun ya, ben hani tiyatrocu olmaya karar verdim, oyuncu olmaya karar verdim derken, buna rağmen üniversiteyi neden seçtin, o bölümü? Şimdi buna böyle şöyle bir cevap vereyim bir defa. Ben bir defa mesleklerin kendisinin meslek olduklarına inanmıyorum. Yani birkaç belli başlı meslek dışındaki mesleklerin hepsi aslında birer kandırmacı. Yani insan sadece müzisyen, sadece oyuncu, sadece mühendis, sadece doktor, sadece mimar olduğu zaman aslında bir şey olmuş olmuyor. Yani aslında insan generalist olmalı. Yani felsefeden de anlamalı, tarihten de anlamalı, gündemi de takip etmeli, siyasetten de anlamalı, ekonomiden anlamalı. İki tane çivi çakmayı bilmeli, ekmek yapmayı da bilmeli, tarla sürmeyi de bilmeli. Yani bütün bu yaşam alanı içerisindeki hacimleri dolduracak bir bilgiye sahip. En azından hayatta kalacak kadar bilgiye sahip olması lazım. Ama biz öyle bir okul, yani bu hem Arjantin hem Türkiye, yani bütün dünya için geçerli olan bir şey. Öyle bir okul sistemi kurduk ki aslında okul dediğin şey askeriyeden bozma şeyler. Yani sıralar, ayağa kalkmalar, işte üniformalar falan filan. Yani aslında askeri düzenin çok benzeri bir yerde eğitim alıyorsun. Hatta şimdi hani Deniz'in ilkokuldayken bana söylediği bir cümle var. Onu böyle hatırlatayım. Ara ara da zaten konuşuyoruz bunu. Baba dedi, o zaman ilkokul 2'de miydi, 3'te miydi? Baba dedi, ben bugün dedi okulda dedi 6 saatte öğrendiğimi dedi 20 dakikada öğrenebilirdim dedi. Yani çünkü çok sıkılmış okulda. Çocuklar genel olarak okulda çok sıkılıyorlar. Çünkü okul gerçekten çok sıkıcı bir şey. Hah dedim. Yani tamamen işte okulun mantığını öğrendin. Sana 20 dakikalık işi 6 saatte yaptırtan yere okul denir. Yani çünkü aslında hani pratikte bir yerde otursan, masa başında ufacık böyle azıcık konsantre olsan 20 dakikada öğrenebileceğin bir şeydir o. O kadar uzun bu, o kadar uzun anlatmak gerekiyor ki okulda. Hani anneler babalar çalışabilsin diye çocuklar okula gidiyorlar. Yoksa okul, çocuklar sokakta, dağda, mutfakta, tarlada, denizde, havada, her ne diyseler çok daha hızlı öğreneceklerdi. Oyun oynayarak çok daha hızlı öğreneceklerdi. Ama onu böyle bir kenara koyduk. Şimdi benim kendime bakış açısım da şu. Yani şimdi dekor çakmayı bilmeyen, işte o onu taşır mı diye bilmeyen tiyatrocu olur mu? Olmaz. Yani. Bilmek zor. Işık bilmeyen tiyatrocu olur mu? Olmaz. Yani. Olmuyor işte yani. Olmayınca olmuyor. Yani o tiyatrocu olmuş olmuyor. Yani kendi kostümü dikemiyorsa, değil mi? Ondan da anlamıyor. Yani o generalist dediğim şey, yani bütün bu genel hani dünyaya bakışla ilgili. Şiir bilmiyorsa nasıl olacak? Yani? Müzikten anlamıyorsa nasıl olacak bu iş yani? Yani bir doktor müzikten anlamıyorsa nasıl olacak? Yani yine olmaz ya. Yani. Hani bu mühendis için de geçerli. Mühendis köprüyü yapıyor ama niye yaptığını bilmiyor. Gemiyi yapıyor ama gemi ne işe yarayacak? Dünyaya ne katkısı olacak? Onunla ilgisi yok. Yani tamamen dar bir perspektiften sadece teknik bir yere bakarak insanlar bir şeyler yapıyorlar. Yani bunu kırmak lazım. Yani tiyatrocu olduğun diye başka bir şey yapmamak insanı daraltan bir şey, kapatan bir şey. Kendi kültürlerine engel olan şey. Söylüyorum ben. Tabii ki senin bütün söylediklerin doğru ama sen tiyatroyu tercih etmiş olmana rağmen, evet. O konuda okumak yerine başka bir alanda okudum. Kastettiğim şey oydu. Yoksa gene de öğrenebilirdim senin söylediklerini. Bir de çok önemli bir şey hakikaten senin söylediğin. Mesleğin ne olursa olsun başka meslekleri de bir... Ya merakla ilgili, olmak. Merakla ilgili bir şey bu. Yani merak etmiyorsan zaten hani kendini geliştiremezsin. Yani mesela şimdi sen beni anons ederken ne diyorsun? Hani oyuncu, müzisyen diyorsun.
Değil mi? İki tane alanı var. Evet. Bunun yanına mühendisliği koyabilirsin, bunun yanına reçelciliği koyabilirsin falan. Bir sürü şey koyabilirsin. Evet. Yani merak ettiğin... Bu doğru çevirimi bilmiyorum bu arada. Ha. Ona reçel demek doğru çevirimi onu da bilmiyorum doğrusu. Şimdi ben şöyle bir şu konuyu böyle azıcık açayım. O da şu. Biz bir insanları birbirimize tanıtırken, kendimizi anlatırken aslında nelik sorusuna cevap veriyoruz. Yani Teo nedir? Müzisyendir, oyuncudur. Ya bu sözcükler içinde kalite yok, özen yok. Yani var mı? Yani müzisyen ne yapıyor ki yani? Hani iyi nedir? Hani o müziğin içindeki şey nedir? Hep nelik sorusuna cevap. Yani şey nedir? Profesördür. Nedir? Hocadır. Nedir? Mimardır. Nelik sorusu bu. Kimlik sorusu değil yani. Bu çocuk kimdir sorusuna yanıt veren bir şey değil. Etikettir bunlar. Yani dünyadaki bütün büyük müzisyen ve oyuncuların yarısı okulludur, yarısı okullu değildir. Yani burada hani şöyle bir kıstası yoktur bunun. Eğer Bach solo sonat çalmayacaksan, yani konservatuara girmek zorunda değilsin. Yani sen kendi müziğini yapacaksan, kendi oyunlarını oynayacaksan, kendi karakterini bir yerlere yansıtmak istiyorsan zaten okul son derece tehlikeli, konservatuar da son derece tehlikeli. Yani konservatuvar ne kadar iyi adam çıkıyorsa sokaktan da o kadar iyi adam çıkar. Milonga'yı şimdi okullarda öğreniyor insanlar. Tango'yu şimdi öğreniyor ama öyle değildi bu iş ya. Herkes sokakta öğreniyordu bu işi. O zaman da çok daha sıcak oluyordu mesele. Şimdi her şey soğudu, her şey paraya döndü, her şey eğitime döndü, öğretime döndü, kurslara döndü, workshoplara döndü. Hızlandırılmış tiyatro kurslarına döndü. Yaratıcı yazarlık. Ya arkadaş sen yaratıcıysan zaten yazarsın. Öyle bir şey değil o yani. Onu birisine öğretebileceği bir şey değildir yaratıcılık. Yaratıcılık zaten insanda olan bir şey. Kökünde var. Doğuştan olan bir şey. Sadece oradaki sis perdesini... Hayır, ben şey diye korkuyorum. Lazım. Nasıl? Şey diye korkuyorum. Yarın yaratıcı ressamlık diye bir bölüm açacaklar diye çok korkuyorum. Tabii ama şimdi eli kullandırır. Abi ne demek bu abi? Zaten... sanat dalını seçiyorsan zaten yaratıcı olmak zorundasın. Başına yaratıcı yazar, yaratıcı ressam dersen saçmalık oluyor. Yani işte aslında herkes boş boş yazıyor ya, o yüzden hani bak biz sana hani onun yaratıcı olan kısmını sana göstereceğiz gibi bir şey. Yani kimse de kalbini kırmak istemem ama yani bunlarla yani yürümez. Öyle bir şey değil bu iş yani. Mümkün değil oradan. Hayır, kır kalbini biraz. Herkes birbirini pohpohluyor. Kır biraz kalbini, bir insanlar bir aklı başına gelsin. Yani böyle hani kırmak anlamında değil de gerçekten saçma. Yani öyle değil. Yani bu saçma bir şey. Yani bu peki. Yani mesela sanata not vermek gibi. Yani oyuncula not veriyorsun mesela. 85 oyunculuktan 85 alamazsın ya. Öyle bir şey yok yani. Yani bir şey ya canlıdır ya ölüdür. Yani bunun arası yoktur yani. Seyrettiğin şey heyecanlıdır ya değildir. Yani bunun 85'i, 40'ı, 60'ı falan olmaz. Not olmaz sanatta. Sanatta senin içine işleyen bir şey var mı yok mu ona bakarsın. Senin içine işlemeyen benim içime işleyebilir. Çok özgün bir şeydir o da. Çok subjektif yani bireye özgü bir şeydir. Benim çaldığım şey beni çok heyecanlandırır. Sana dinletirim. Teo'cum sen ne çalıyorsun dersin yani. Hani ama bu bambaşka bir şeydir. Fakat şöyle bir şey vardır ki aslında... Enstrümanına hakim misin, sesine hakim misin? Bunu bütün dünya duyar. Asıl mesele de odur. Yani sen hakimsen, bir içeriğin varsa, o içerikle biçimi sen bütünleştirmişsen ne okula ihtiyacın var, ne eleştirmene, ne birisinin seni değerlendirmesine, ne başka bir şey. Çünkü sen ona zaten hani o yapıda, o vicdan, o özenden bakıyorsan zaten onu görmemene imkan yok. Yani basitten şöyle özetlemiş olayım söylediğim şeyi. O da şudur. Kemanı bir gün çalışmazsan hocan anlar. İki gün çalışmazsan sen de anlarsın. Üç gün çalışmazsan herkes anlar. Keman sesi hemen bıyt diye kayıverir yani. Onu yani bunu duymamaya imkan yok. O yüzden dünyada belli başlı müzisyenler, oyuncular el üstünde tutulur. Hiç kimse onların üzerine tartışmaz. Neden? Yani herkese kabul ettirmiştir kendini. Evrensel bir dil yakalamıştır. Benim de müzikte ve oyunculukta aslında en çok arzu edeceğim şey olur. Yani o evrensel basit dili yakalamak. Herkese bir şey söyleyen, herkesin bir şey alabildiği bir şey söyleyebilmek. Bence sen daha sonra tekrar geleceğim bu konuya. Hem oyuncu olarak hem müzisyen olarak dünyanın neresine gitsen
zaten herkesin anlayabileceği, herkesin sevebileceği işler yapıyorsun. Türkiye hariç bunu ya yani evrenselden Türkiye'yi çıkarmak lazım. Evet, burada da öyle. Ben baktım mesela burada. Bakma evet. Okuyabildiğim kısmını söylüyorum. Okuyamadıklarım da var. Sadece de 20 ayrı gazetede seninle ilgili röportaj var ya, haber var. Demek ki kısmen de olsa yakalamışsın bunu. Ki bunların bir kısmı senin Arjantinli, yarı Arjantinli olduğunu da bilmiyorlar. Neyse, bir şey söyleyeceğim sana. Biraz hani yavaş, ufak ufak aynı zamanda şey yapmaya çalışıyorum ya, biraz da biyografik gitmeye çalışıyorum. Tabii. Yazı Tura senin için herhalde en büyük şanslardan biriydi, öyle değil mi? Yazı Tura filmi. Yazı hem Tura... Uğur Yücel gibi büyük bir üstadla çalışmak. Dönüm mü? Hem de seni daha geniş kitlenin tanımasını sağladı o film. Yani bir taraftan çok yani dediğin gibi bir dönüm noktası bu film. Çünkü o zamana kadar ben 15 senedir tiyatro yapmış idim. Oyunlar yazdım, oyun yönettim, oyunlarda oynadım filan. Aslında bir gelişme ve gelişme aslında oyuncu için sürünme dönemidir yani çoğunlukla. Süründüğüm, bir şeyler algılamaya çalıştığım bir zaman. O da Yazı Tura, yani bir defa hani kendimi bir defa test etme anlamında çok güçlü bir sınavdı, çok büyük bir sınavdı. Ama bir taraftan da insanların beni oynadığım karakterle özdeşleştirmelerinden kaynaklanan da bir dezavantajı oldu. Yani şundan bahsetmiyorum. Yani ben Türkiye'de yaşamıyorum. Zaten dışarıdayım. Ve o yüzden hani aslında bu çocuk da yok buralarda gibi bir havası oluştu işin. Bir oyuncu olarak gurur duyacağım bir şey bu. Sonucun böyle olması. Ama ekonomik olarak tabii aynı şeyi söyleyemem. Yani çünkü insanlar aslında belki de senin oyuncu olmadığını da düşünüyorlar. Yani ilk sözlükteki bazı yorumlara bakarsan oradan zaten çok rahat çıkıyor. Yani insanların ne düşünmüş oldukları seyrederken. Ama ben daha olumlu yanından bahsetmek istedim daha çok. Hakikaten Uğur Bey, Sayın Yücel, çok önemli bir sanatçı. Kendi jenerasyonunun en önemlilerinden biri. Bizlerden büyük tabii ki yaş olarak. Hem iyi bir oyuncu hem iyi bir yönetmen. O anlamıyla çok insana da nasip olmaz bazen en iyilerle başlamak. O anlamda söyledim. Yani ne? Ayrıca şöyle bir şey de var. Bazen biri çok iyi olabilir de onun yaptığı o sıradaki proje iyi bir şey olmaz. Oysa Yazı Tura hakikaten çok iyi bir sinema filmiydi. Evet, çok belki gişe sağlayamadı. Doğru ama dönüp dönüp insanlar... Ben 7 yıl önce seyrettim mesela daha yeni. Evet, insanlar da hala yani yeni seyrediyorlar filmi. Filmin bence güçlü olan bir tarafı var. O da Türkiye'de bu konuyla ilgili gündemin hiçbir şekilde gelişmiyor olması. Yani o yüzden film aslında hala çok taze bir film. Yani hiçbir şey değişmiyor. Askerlikle ilgili bir şey değişmiyor. Eşcinsellerle ilgili bakış değişmiyor. LGBT'yle bakış değişmiyor. Erkeklik, maçolukla ilgili bakış değişmiyor. Şiddetle ilgili bakış değişmiyor. Değişmediği sürece Yazı Tura hep gündemini korur. Çünkü o bütün bu ülkenin hep de konuşulmak istenmeyen temalarına çok böyle hani bir taraftan da hani gözün parmağına dokunuyor ama bir taraftan da çok zarif yapıyor bunu. Ya. Arkadaş artık duy yani bunu gör artık dediği bir isyan ettiği bir şey var filmi. O açıdan hani bütünsel olarak baktığım zaman Yazı Tura hani Türkiye'de çekilmiş bu konudaki en ciddi filmlerden bir tanesi. Bunun içinde olmak büyük bir şans tabii yani. Onu ilk filminde bilemezsin yani öyle olup olmayacağını. Ama ben senaryo okuduğumda yani anlamak için bir daha okumama gerek kalmamıştı yani. İlk okuyuşumda çok kuvvetli ve çok güçlü bir şey hissetmiştim. Evet. Ve filmde de okuduğum şiddette, yükseklikte bir şey çıktı. Yani çok iyi oyunculardı. Yani büyük oyuncular. Kadro, o kast bir daha nasıl yan yana gelir bilmiyorum. Ben bir çömez olarak o filmde bu kadar büyük ustaların yanında
gerçekten biraz bazen tedirgin oldum yani. Ne yapıyorum ben acaba? Çünkü kamera tecrübem de yok vesaire. Ama aslında tecrüben yok, açalım. Tiyatro ile sinema başka bir şey olduğu için tecrüben yok. Yani tiyatroda bir tabii ki var ama oyunculuk tecrüben var. Kamera tecrübem başka bir şey olduğu için. Kamera tecrübem de pek az. Yani belki bir kısa filmde oynamış idim. O da büyük bir test sayılmaz yani kısa sürelerde çalıştığın için. Ve benim seninle ilgili kötü niyetlerim var. Kısa film demişken. Seni buraya getirip bir çekmek istiyorum ben. Çok pahalı. Bu Mart'ın insanda. Çok pahalıyım, paran yetmez. Dur, var aslında bir şeyler. Sonra konuşuruz onu. Başka bir gün konuşuruz. Tabii. Geçen sene arabamın bir nedeni de oydu aslında. Hem öyle hem değil. Hem senin söylediğin gibi hem değil. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu çok saçma sapan cevaplar vermiş insanlar var biliyorsun bu konuda. Senden telefonla konuştuğumuzda da konuştuk bunu. Eşcinsel bir karakteri oynamak oynamamak üzerine abuk subuk laflar etmiş insanlar var. Bir sensindir, bir Rasim Öztekin'dir makul cevaplar veren. Seninle bununla ilgili yapılmış röportajda şöyle bir şey söylüyorsun. Şey diyorlar sana, bir hetero olarak böyle bir rolü oynamak zor muydu diye soruyorlar sana bir röportajda. Sen de şey diyorsun, benim hetero olduğumu nereden biliyorsunuz? Aynen. Bu ne demek şimdi? Herkes başka bir şey algılayabilir bundan. Vallahi ne algılarlarsa algılasınlar. Bunu yani. Genel bir cevap olarak mı söyledi? Evet, yani şöyle bir şey yani. Bir defa sorunun cinsiyeti olur mu? Bir, yani cinsel kimliği olur mu sorun? Yani sen, biz böyle mi sanat konuşacağız biz yani? Böyle mi röportaj yapacağız yani? Ha, şey, kontekst vardır. Kontekst, yani onunla ilgili bir konu vardır. Konuşulması gerekirse, ne gerekirse onu konuşurum. Ama yani ne demek ki bir hetero olarak onu oynamak ne demek? Yani bu homoseksüel oynamak ne demek? Eşcinsel oynamak ne demek? Yani bu bence çok ayıp bir soru yani. İnsanın kendi, yani mesela ben aslında çok yumuşak bir cevap vermişim orada. Çok kibar davranmışım yani. Bugün olsa çok daha sert. Daha sert cevap verdiğin şeyler de var. Onu da biliyorum da o yüzden söyledim. Eyvallah. O gün hatta bir telefonda konuşurken de söyledim. Yani kibar yedi. Değil mi? Yani bir adam da bir iş adamını oynar. İşte ne bileyim, pezevengi de oynayabilirsin. İş adamını da oynayabilirsin. Katil oynayabilirsin. Neyse canım, saymayalım. Herkes anlıyor mesela. Katil oynayabilirsin mesela. Katil oynadığın zaman yani ne farkı var teknik olarak yani? Bunu anlayamıyorum yani. Gerçekten. Yani şöyle bir şey gibi algılıyor. Yani öyle bir başka yere konumlandırıyoruz ki bu cinsel kimlik meselesini. Bu gerçekten mide bulandırıcı bir şey. Yani hani şey, sana ne yani? Sen hani senin hangi haddine düşmüş hani bunu sorgulamak, sormak? Bu bizi mesela ismen konuşmakta bizi çok zorlayan bir şey. Mesela Ayşe hakkında konuşacağız seninle. Hangi Ayşe? Hı hı. Hangi Ayşe mesela? O Ayşe'nin önüne bir sıfat mı koyacağız yani şimdi? Ayşe'yi tanımlayabilmek için. Şimdi bu çok ayıp değil mi Ayşe'ye? Sadece Ayşe yeterli değil mi? Yani Ayşe işte, Ayşe'den bahsediyoruz. Mehmet'ten bahsediyoruz. Şimdi onun önüne bir şey getirmek her ne olursa olsun. Yahut da el kol hareketleriyle, kıyafetiyle ilgili bazı yorumlarda bulunmak. İmada bulunmak. Hangi Ayşe? Hani var ya şu Ayşe gibi. Şimdi bunlar bizim dilimizin artık tamamen çürümüş olduğunu, yani Türkçe ile ilgili söylemiyorum. Bunu kullandığımız dille alakalı. Yani bir insanı tariflerken önüne koyduğumuz sıfatlar bizim zaten ayrımcılığımızın fotoğrafıdır. Onu böyle yapıştırıp yere koyabiliriz. Teo işte ya, Ayşe işte ya, Mircan işte. Yani bir şey, bunun bir şey dememize gerek yok yani. Biz kendimiz konuşmak istersek, bir konuyu değişmek istersek kapanırız, konuşuruz. Problem yok. O da konuşulmalı. Dalga geçeceksek biz geçelim onun dalgasını. Her şeyin dalgasını geçelim. Zaten kendiyle dalga geçmeyince nasıl olacak ki o? Hepsine dalga geçmen lazım. Yani bütün sorunlar bir hayat olacak. Tabii yani, ama kim bir şey diyeceğim. Yani,
Kürt'le bağlayıp ilgili... birinci bölümü bitireceğim. Ha, dur, pardon, şunu tamam söyleyeyim. Kürt'le ilgili espri Kürt yapacak ilk önce. Evet. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Birinci bölümü bitirip ikinci bölüme geçebilmek için. Şimdi seninle de ilgili bazıları şey diyor tanımadıkları için. Ya biraz soğuk ve mesafeli adam diyor senin için. Aha. Ondan sonra böyle bir arada sanki bir perde varmış gibi tanımlar kullananlar da var. O yüzden seni az çok yakından tanıyanlar da ne tatlı adam diyorlar. Şöyle ben iyi bir aynayım. Öyle diyeyim sana. İyi bir aynayım. Pardon. İyi bir? İyi bir aynayım. Ayna. Ayna. Evet. Ama hepimiz öyleyiz biraz. Bizim için daha fazla öyle. Mesela benim için de bazıları çok snob adam diyor. Bazıları çok nazik diyor. Bazıları öküzün önünde gidenidir diyor. Valla doğruyu söylemek gerekirse bugün biraz şey oldu. İyi ki dedim Teoman'la röportaj yapıyorum. Kafa dengi biri. İyi geldi. Bana bak hazırlandım. Gördüğün gibi. Böyle şey falan değilim yani. Gayet hazırlıklı geldim. Şimdi daha sonra senin diziler başladı. Bir sürü dizi var. Ben baktım abi yani bayağı bir dizide oynamışsın. Herhalde aslında senin daha geniş kitlelere tanıtan şey de diziler. Ben bu arada gözlüğümü takayım ki arada notlarıma bakabileyim. Gözüm görmüyor çünkü. En son oynadığın dizi Avlu ama ondan önce Kör Düğün var. Galip Derviş var. Bir sürü film varmış. Onu da gördüm. Eyvah Eyvah'tan tut da. Gecenin Kanatları ne kadar? Hepsini sayamıyorum tabii. Hepsini saysak problem çıkacak. En sonunda Mavi Sessizlik var. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Seni, yani aslında o yüzden biraz saydım bunu. Dizi vasıtasıyla insan daha geniş kitleler tanıdı. Yani bu sende nasıl bir efekt yarattı? Bu kadar tanınıyor olmak, bu kadar insana ulaşabileceğini düşünüyor muydun? Çünkü sen sanki biraz daha kendi kabuğunda işler yapmak isteyen birisi gibi duruyor. Aslında benim daha çok tanınmamı sağlayan şey Eyvah Eyvah oldu. Yani Eyvah Eyvah'tan sonra insanlar biraz daha ciddiye aldılar. Çünkü Yazı Tura'da oynadığım karakterle Eyvah'ta oynadığım karakter, Kördüğüm'de oynadığım karakter yahut da Binbir Gece'de oynadığım karakter, Arjantin'de çok meşhur oldu o Binbir Gece. O kadar farklı. 5 yıl önce Yer Gök Binbir Gece diye iniyordu burada. Ciddi aynen söylüyorum. Hani aynen, bazen abartarak söyler ya, öyle değil. Yok yok, bayağı yani, herkes beni çevirip diziyi sordu. Taciz ettiler. Beni tanımayan insanlara. Valla açıkça söylüyorum. Evet. Resmen tacize dönüştü yani. O kadar farklı işte bu karakterleri oynadım ki o zaman insanlar hani evet, bu çocuk hani bir rol oynadığı zaman onu ciddiye alıyor. Onunla ilgili çalışıyor hissi. Almanların güzel bir atasözü var. Bir leylekle yaz gelmez. Yani bir sürü leyleğe uçuracaksın ki bahar geldiğini anlayalım yani. Yoksa olmuyor o iş. Fakat her rolde de tekrar kendini ispat etmek zorundasın. Yani geçmişe mazi. Geçmişte iyi oynamış olduğun bir şeyin bir önemi yok. Yeniden oynadığın şeyin de elle tutulur bir yere gelmesi lazım. Diziyle ilgili şöyle bir şey özetleyebilirim. Dizi biraz hani şeyle oltayla balık avlamak gibi. Yani ağla değil. Yani mesela şeyde tam sonunda ne olacağını bilmediğim bir yolculuktur dizi. O yüzden bir taraf heyecanlı ama genel olarak baş aşağı gider dizi. Yani hiçbir zaman yükselerek biten bir dizi olmamıştır. Yani yükselirken insanlar diziyi bitirmek istemezler. Yani para kazanmaya devam etmek isterler. Zorlarlar durumu. Ve bir de dizi bir sadık seyirci yakaladıktan sonra dizi kötü bile gitse insanlar seyretmeye devam ediyorlar. Bu bence çok kötü bir alışkanlık bu ülkede. Yani dizi bitti mi hissedeceksin ve kapatacaksın, protesto edeceksin. Yani bu o yürümüyor diyeceksin. Ama şöyle bir durum da var. Oyuncular için de, teknik ekip için özellikle. Yapımcılar için böyle bir sorun çok daha az belki ama
Bazen hem karakterine uygun yani daha doğrusu oynayabileceğin bir karakterin sana teklif edilmesi, o karakterle beraber birlikte oynayacağın oyuncuları seviyor olman, yönetmenle anlaşabiliyor olman, yazarlarla anlaşabiliyor olman o kadar nadir olan şeyler ki bari yakalamışken abi bunun suyunu çıkartalım dedirtiyor insana mecburen. Çünkü uzun süre işsiz kalabiliyorsun. Ben çok uzun süreler hep işsiz kalıyorum. İşsiz kalmak aslında iş gelmemesiyle de alakalı değil tam olarak. İçime sinmiyor. Sinmeyince de çalışmıyorum. Onun da bir bedeli var. O da işsizlik ve parasızlık. Onu katlanabiliyorsan oynayamayabilirsin yani. Yoksa oynayabileceğin ve Ama bir sen türlü başka röportajlarını... iş var yani. Gidersin, oynarsın, boynunu eğersin, paranı da alırsın. Ha, çoğu insan bunu yapıyor. Ama sen yani bu sadece iyi oynayıp oynamamanın da ötesinde bir de hayatı genel olarak nasıl kurguladığınla da alakalı. Yani iyi ya da kötü dizileri seçmek ya da sinema filmini herhangi bir projeyi. Sen minimalist bir hayat seçtiğin için kendine. Dolayısıyla bu biraz daha senin için kolay. Tırnak içinde söylüyorum daha kolay. Doğru. Doğru. Ya o yani birbirini besleyen bir şey. Yani küçük yaşadığın zaman açılmadığın zaman o zaman kapalı devre yaşayabiliyorsun. Kapalı devre yaşadığın zaman da çok çalışmana ihtiyaç olmuyor. Yani çok dikkatli yaşamaktan bahsediyorum. Bu özenli ve dikkatli yaşamak. Hani bütün aslında arzularını hani gerçekten bir ihtiyaç meselesi mi değil mi diye bir daha gözden geçirmene neden oluyor. Gözler geçiriyor. Gözden geçiriyorsun çünkü o gerçekten bunu istiyor muyum diyorsun. Hayır, aslında çok da istemiyorsun onu. Hani neye göre istemiyorsun? Yani para biriktirebilen bir insan da olmadığım için. Yani ben hep bir şeyler peşinde koştum yani. Şarkılar peşinde, reçeller peşinde, filmler peşinde, oyunlar peşinde, kuklalar peşinde, konserler peşinde, Anadolu'nun en ücra köşelerine gitmenin peşinde. Hani o aslında hayat beni bu küçük yaşama karşın çok zengin bir insan yaptı. Yani ben, hani bütün Anadolu'yu mesleğimle dolaştım. Yani kendim de dolaştım ama mesleğim bana yani müzisyenlik ve tiyatroculuk bana Anadolu'yu öğretti, tanıttı. Hala da öğretiyor yani. Bitecek bir öğrenim süreci değil o. Ama bu güzel bir şey. Sen mesleğinle dolaşabildin. Çok önemli bir şey. Evet, dolaştı. Alakasız bir şey yaparak da dolaşmak zorunda kalabilirdi. Çok Yani önemli ve iyi bir şey aslında. insanlar tercihleriyle yaşıyor. Hani hep şey diyorlar. Ama işte mecburiyetler var. Tabii yani hani nereden baktığına bağlı mecburiyeti. Yani sen hayatını nasıl kurgulamak istiyorsan aslında o şekilde kurgulamalısın eğer gerçekten içinde bir içerik varsa. Yani bunun eşittir para olamaz yani. Şimdi biz insanları başarılı başarısız diye nitelendirirken onun para kazanıp kazanmamasına bakarak tabii biz insan Evet. kıymetli mi değil mi diye de değerlendirmeliyiz. Yani kıymetli bir insan mı değil mi? Hani şey gibi yani cinsel kimliklere bakışın aynısı burada başarı ve başarısızlıkta da var. Yani bu kriterler çok basit. Türksen, Sünniysen, heteroysan, erkeksen rahatsın yani anladın mı? Hani bir problem yok bunda. Peki bütün bunun dışındakiler ne yapacak yani? Buna tabi bir yaşam sürdürülebilir mi? Yani böyle hani ne demokrasinin D'si konuşulabilir burada, ne özgürlükten bahsedilir, ne subjektiflikten bahsedilir ki sanat hani subjektifliğin yani çakıl olduğu yerdir yani şimdi oranın deniz feneridir yani. Yani birey olmanın tam da böyle hani şeydir, alameti farikasıdır. Şimdi bütün bunların dışında bir yerde durduğun zaman zaten problemlisin. Neden? Çünkü o cemaattan da değilsin, bu cemaattan değilsin, o bayraktan değilsin, bu bayraktan değilsin, bu atadan değilsin, bu liderden değilsin, şu partiden değilsin, bu partiden değilsin. Yani insanlara biraz karışık geliyor bu durum. Halbuki bence karışık olan kendileri. Orası çok karışık. Yani iç içe girmiş, sürekli kavga eden, tartışan, birbirine sürekli laf söyleyen insan salatası orası. Hani onun dışından uzaklaşarak
ya burada nasıl bir resim var acaba diye bakmak kimsenin aklına gelmiyor. Herkes doluşmuş kalabalık şehirlere. O keşmekeşin içerisinde sen kendine ait bir sabır, bir vicdan muhasebesi yapamazsın ki. Mümkün değil. Uzaklaşman lazım oradan. Küçülmen lazım. Ya 100 metrekarenin altında evlere ev demiyor insanlar. Bu çok ayıp bir şey. Yani bu ülkede bu ülkede insanların sokakta yaşadığı ve yani açlık sınırında binlerce, yüz binlerce insanın olduğu bir ülkede bu şımarıklık, yani 2 milyon ekmek çöpe atılır mı ya bir ülkede? Bu utanç verici bir şey. Yani bunun yani mesela ne farkı vardır? Yani zulümden ne farkı vardır? Hani hiç oralara girmiyorum, madımağa girmiyorum, dersime gibi hiçbir yere girmeden söylüyorum. Sadece günde 2 milyon ekmek çöpe atılıyorsa bu ülkede, bu ülke gerçekten başına bela arıyor demektir. Yani bunları toparlayamazsa, bunları algılayamazsa zaten sonumuz cehennemdir. Yani bunun bekayla falan bir alakası yok. Sen kendi kendine zaten kendini zor duruma düşürüyorsun. Yani ya insandan başlıyor ya. Şimdi aslında insanlarda şöyle bir tavır var herhangi bir konuda. Bireysel tavrın ne işe yarayacağına dair şeyler var. Çok işe yarıyor. Yani böyle basit hesaplar yapmışlar mesela. Bir insan her gün gittiği bakkaldan, marketten basit bir şey bu yani en basiti. Naylon torba almazsa ne kadar eder mi diye. Yani kaç tane eder diye. Seneye yüzlerce. Seneye hesap et. Evet. Yani çok basit. Yüzlerce. Ya da işte ne bileyim bu basit küçük su şişeleri almak yerine mataralarda yahut küçük termoslarda su koyarak kullandığında sonuç ne oluyor gibi bir hesap yapıyorlar kişi başına. Çok büyük oranlar. O kişiler 100 kişi olduğunda da çok etkiliyor. Bir de dünya tarihini şunu unutmamak gerekiyor. Çoğu zaman tek bir kişi değiştirmiştir dönemini. Bir kişinin bir laf etmesi, bir kişinin bir eylemde bulunması değiştirir. Onun için bireysel çıkışlar da her zaman çok önemli ve değerlidir. Sen söylemişken hatırlatayım, sen daha önce 22 metrekare bir evde oturuyordun mesela. Evet, değil mi? Şimdi 50 metrekare. Şimdiki oturduğumuz evde 50 metrekare. Ha. Evet. Bundan sonraki... Sen de atıyorum şimdi İstanbul'da... Aha. İstanbul'da tırnak içerisinde lüks sayılabilecek bir yerde yaşayabilirdin ama gittin İznik'te gölün kenarında yaşıyorsun. Dolayısıyla hayata ve işine bakışı da değişiyor tabii ki. Yani şimdi sen gözünün nereye baktığı ve baktığı yerde neyi gördüğün senin düşüncelerini belirleyen bir şey. Şimdi şehrin merkezinde yaşadığın zaman evinden çıktığında ufuk falan görmüyorsun. Gördüğün şey beton. Trafik, kalabalık, keşmekeş. Şimdi ben burada evden çıktığım zaman ufuğu görüyorum. Ufuk çizgisini görüyorum. Gökyüzünü görüyorum. Yeşillikler görüyorum. Yani şu güzellemeyi yapmak istemem açıkçası. Şunu da söyleyeyim. Yani şehir hayatı berbat da işte köy hayatı, doğa hayatı. Hayır, bir ayağı o güzellemede değilim. Ama şu... İnsan toprakla bağını kestiği zaman düşüncesi de başka bir şeye doğru evriliyor. Ama bu kendi tercihi de olabilir. Yani çok sevdiğim insanlar şehirde çok mutlular. Ya, mutlular derken üretim evet. Anlamında mutlular. Yoksa yaşamdan mutlu olmaya imkan yok zaten. Biraz vicdanı olan bir insan bu rezilliklerin hiçbirine zaten hani böyle es geçip de kendini mutlu hissetmez. Ama şöyle bir şey var. Düşünmek mutsuzluğunu bertaraf edebilecek bir alan yaratmak zorunda ki yani kendine ait bir çözüm bulabilesin. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Örgütlenemediğim için zaten aslında tek başıma ya da daha küçük bir ekiple çalışmayı tercih ettim. Yani şu biz o kadar çok tartışıyoruz ki ve aslında yapılacak şeyler o kadar basit ki ve bunu anlatmak için sözlü olarak ter dökmek yerine bunu şarkılaştırmayı tercih ediyorum açıkçası. Yani bir şarkıyla çok daha fazla şey söyleyebiliyorum. Öteki türlü tartışıyoruz, kavga ediyoruz, ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum, ego savaşına giriyorum, seni ikna etmek istiyorum, sen beni ikna etmeye çalışıyorsun. O kadar çok konuşuyoruz ve sonunda bir eyleme dönüşmüyor ki bu.
Şunu tercih ettim. Ya ben insanlara... Bir avantajı da var. Şarkı yaptığında ya da sanatının herhangi bir alanında yaptığında daha çok insana sözünü dinletebiliyorsun. Derdim seni duyuyorlar. Bir fikir. Derdim daha çok insana ulaşsın da değil aslına bakarsan. Ama şu, yani bazı mesleklerin yan ürünleri var. Yani oyunculuğun yan ürününü tanınmak. Müzisyenliğin yan ürünü tanınmak. Yani tanınırsın onunla. Felsefeci de olsan tanınırsın. Çok iyi bir doktorsan da tanınırsın. Tanınırsın. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Yani televizyona çıkmış olmak, yani televizyona gitsen bir tane budaklı odunu 90 dakika göstersen o budaklı odun da meşhur olur. Televizyon öyle bir şey. O yüzden televizyondan gelen ünü ben önemsemiyorum. Birisi sokakta beni çevirdi dedi, yazı turadan sizi hatırlıyorum dediği zaman başka bir şey hissediyorsun. Beyaz gelincik diyor mesela. Hani çünkü 100 tane dizi seyretmiş, kafa yanmış, tamam mı? Beynin yarısı gitmiş. Ondan sonra seni başka bir dizideki başka bir adamla karıştırıyor falan. Artık iyice o hatlar birbirine girmiş. O beni hatırlasa ne olur, hatırlamasa ne olur? Yani filmden tanındığın zaman sen başka bir şey hissediyorsun otomatik olarak. Televizyonda da bir detay yakalarsa, yani senin böyle çok özgün, öznel bir detay yapmışsındır. Onu sadece birkaç kişi bilir seni hani gerçekten sever. O detayı yakalayıp senin böyle sana hatırlattığı zaman orada çok ince bir şey yaptınız, orada çok zarif bir şey söylediniz. Hani bir şey yaptın, onu böyle yakalayıp çekip cımbızla getirdiği zaman o zaman kıymetli. Çünkü aslında yaptığın şey o. Yani oraya bir zariflik kazandırmak, bir incelik koymak. Yani dizi de olsa öyle yapmak. Ben diziyi küçümseyen bir insan değilim. Dizi sektörün lokomotifidir, önemli bir parçasıdır. Burada insanlar para kazanırlar, sinema için zaman yaratırlar vesaire vesaire. Ama şunu da açıklıkla söyleyeyim. Yasa yok, kanun yok, telif yok, hiçbir şey yok, sigortan yok. Ne kadar çalışacağım belli değil, ne zaman para alacağım belli değil, ne zaman yatıracakları belli değil. Telefon açarsın cevap vermezler. Öyle gerçekten hani iş çığırından çıktı ki bunun mutlaka düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlenmeden insanların buna meslek demesine imkan yok. Yani 2500 yıldır oyunculuk köleliktir. Yani antik Yunan'ı alırsan, antik Yunan'da köleler biliyorsun tiyatrocu olabiliyordu. Kadınlarda olamıyordu o zaman. O yüzden mask bulunuyor. Yani kadın maskesi takıyor vesaire, işte topuklar giyiliyor, bir şeyler uzaktan büyük görünsün falan filan diye. Şimdiki durumumuzda bundan çok daha parlak değil açıkçası. Hani şey yapıyorlar insanlar, şimdi televizyon açıyor, ulan 4 gün arka arkaya bir Eyvah oynuyor, bir bilmem ne oynuyor, bir işte şu film oynuyor, bir şu dizi oynuyor. Adam zannediyor ki sen trilyonlar kazanıyorsun. Öyle bir şey yok ki. Sen çalıştığın şeye bir defa para alıyorsun. İki defa para almıyorsun. Üç defa para almıyorsun. Ben Amerikalı bir oyuncu olmuş olsaydım şu anda bir daha oyunculuktan bir gelir elde etmeme gerek olmazdı. 18 film, 300 bölüm dizi. Bunun telifi bana değil çocuklarımın torunlarına yeter. Normal şartlarda. Şimdi bu değil mi? Yani 18 film ne demek? Yani döndür oynat abi. Hani sinematek açsan sinematekte 18 tane benim filmim dönebilir yani. Çok acayip bir şey yani. 300 bölüm dizi ne demek yani? Çok inanılmaz rakamlar bunlar. 40 tane tiyatro oyunu. Ama şimdi bu şöyle bir şey demek istemiyorum. Hiç olmasa anladım. Telifi yani getirtmemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Eyvallah. Ulan bari hani bu insanların mesleklerine olan saygılarını yitirmemeleri için hiç olmazsa yani ağzınızdan çıkanın kendisinin yarısını tutsanız zaten yeterli olacak. İnsanlar çok çalışmak istiyorlar. Ben çok çalışmak istiyorum. Sürekli çalışmak isterim. Ama insanı öyle bezdiriyorlar ki diyorum ki hiç olmazsa çalışmadığım zaman küçücük bir yerde olayım ki müziğimi yapayım, klibimi çekeyim, montaj yapayım, hikayelerimi yazayım. Yapacağım başka şeyler var. Tarlayla ilgileneyim. Tasarımlar yapıyorum. Onunla ilgileneyim. Gelecekle ilgili hayal kurabileyim. Azıcık hayal kurabileyim. Şimdi bütün bunları senin dışına itmeye çalışıyor. Hayal kurabildiğin sürece üretici olabiliyorsun zaten. Mümkün değil ki başka türlü yaşamak zaten. Yani hayalin de büyük olacak. Taşı atabildiğin kadar uzağa atacaksın. Yani o yakına attığın taşın bir kıymeti yok.
Hani ben sana demeyeyim, senden burada kısa film çekeyim dedin. Çok zor iş dedin. Hiç zor değil, ben sonra anlatacağım. Burada biraz çok zor demedim. Çok pahalıyım dedim. Paranız yetmez dedim. Biz bunu insanlar hakikaten benim yollarım vardı. Çok kolay. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar iyi seninle. Ben bir şey söylüyorsam mutlaka arkasında bir matematik hesabı yapmışımdır. Yok, ben öyle bir şey demek istemiyorum. Ben o şakayı hep yapıyorum. Hatta şunu da yapıyorum. Ben gülmek için bir şey söyleyeceğim sana. Bu kafası yanık abiler ablalar var ya, onlardan biri de bazen ben oluyorum. Mesela geçen senden konuştuğumuzda dizilerle ilgili Kördüğüm'den bahsettik. Yahu ben sen oynayana kadar seyrettim Kördüğüm'ü. Ben sana dedim ki seni hatırlamıyorum. Galiba ben orada bıraktım dedim. Sen girdiğin zaman bıraktın. Evet, 11 gibi. Evet, hatta başka bir şey söyleyeyim sana. Yahu dedim, bütün samimiyetimle söylüyorum, sen burada olduğun için değil. Dedim ki ya bu herif gittikçe iyi oyuncu oluyor dedim ya. Yani çok beğendim oradaki oyunculuğunu. Ona rağmen senden konuşurken kafam yandı. Hatırlamadım. Olur. O gün konuştuk, tekrar açtım. Yahu dedim, ben bunu seyrettim, hatırlıyorum. Adamcağız da burada oynamıştı. Bak dizi öyle ben bir şey. Dizi saplanmıyor. Yani çakılmıyor sana. Yani anladın mı? O günlük bir tüketimle alakalı bir şey. Yani, evet. Yani gazlı içecek gibi. Yani o anda serinliyorsun ama 5 dakika sonra onun serinliğinden eser kalmıyor zaten. Yani dizinin güçlü olabilmesi için yani aylarca çalışılmış olması lazım. Yani çok güçlü bir senaryo yazılmış olması lazım. Yani oyunculara çok büyük yük düşüyor Türkiye'deki dizilerde. Yani gerçekten bizde çok usta oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. Kadın erkek. Hiç fark etmiyor. Yani yazarları da bu konuda suçlayamam. Çünkü 3 bölümü 5 ay çalışıyor, 4 ay çalışıyor. Sonrasında yazdırtmıyorlar. Sonra da reytinglere göre hani hikayenin ne tarafa doğru evrileceğini bir haftada yazmak falan. Bunlar çok karışık işler. İnsanlar böyle küçümsüyorlar falan ama ben de şunu öneriyorum sürekli. Yapımcılara da hep bunu soruyorum. Ya biz neden bugün çalışmaya başlayıp bir yıl sonra çekmiyoruz bu diziyi? Ben varım diyorum buna. Yani biz buna her şeyle çalışalım. 13 bölüm yazalım ya. Ya 48 bilmem ne öyle uçmasın. 13 bölüm dolu dolu. Yani ben ne çalışacağım bilmiyorum, ne oynayacağım. Bırak bir yıla. 6 ay bile iyi bir süre. 6 aya razı olsunlar. Yani şöyle yazı oluyor. Içinde, oyuncu içinde. Yani 3 ay bile. Şimdi şurada şöyle bir problem var. Mircan. Asıl problem de şurada. Bak. Yapımcı, yani televizyon büyük patron. Televizyonun üstünde de başka patronlar var. Şimdi basit bir hikaye bu. Yani aslında yapımcı patronu televizyon. Televizyonun da patronu var. Şöyle, eğer yeterli reyting almıyorsa bir dizi kaldırılıyor. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sen hayatında şöyle bir iş anlaşması olur mu? Abi ben seni işe alacağım. Tutarsa devam edeceksin. Tutmazsa çıkartacağım seni. Böyle bir iş mesela, böyle bir iş tanımı var mı? Böyle bir iş tanımı yok. Nasıl olur o? Minimum 13 bölüm çalışırız. Yani ya bunu peki yasayla getirmezsen o zaman arkadaş, sen yapımcı olarak bu kadar tecrüben var, televizyon olarak bu kadar tecrüben var, bu dizi gider mi gitmez mi baştan öngöremiyorsan, öngörememenin bedelini neden ben ödüyorum? Öyle değil mi? Çünkü sen beni işçi olarak çalıştın. Sektörde ilk başta öyleydi. 13 bölüm üzerinden anlaşmalar yapılıyordu. Ama yine de kaldırabiliyorlar. Kaldırabiliyorlar ama en azından vardı o. Sonra 8 bölüme düştü, sonra 3 bölüme düştü. Şu, mesela diyor ki sözleşmede, mesela kaç bölümde seni oynatacağının garantisini vermiyor. Evet. Ve bunu artistik bir şeye bağlıyor. Yani senaryo gereği. Şimdi bak bunlar yasayla düzenlenmediği sürece, ya ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi hani iyi bir örnek olsun diye, hani ülkeyi önemsediğimden ya da sevdiğimden değil, sadece örnek olarak söylüyorum. Almanya'da senede 3 defa kırmızıda geçersen ehliyetini alıyorlar. Almanya'da çok iyi bir trafik eğitimi var. Bir yıl arabana acemi belgesi yapıştırıyorlar üstünde. Sen sürekli acemi olduğun belli oluyor bir sene. Ve o bir senenin sonunda ancak gerçek ehliyetine kavuşabiliyorsun. Ve orada hem trafik eğitimi
hem trafik kuralları hem insanların riayeti çok yüksek, ona rağmen korkunç cezalar var. Çok sert cezalar var. İnsan öyle bir varlık ki yasaya uyum gösterebilen bir varlık. Yani yasa koyduğun zaman ona uyum gösteriyor. Ama sen yasa koymazsan hocam, hiçbir şeyin kuralını koymazsan, minimumları yerleştirmezsen, o zaman herkes istediği şekilde at oynatmaya başlıyor. Seni atıyor, onu koyuyor, onu çıkartıyor, yazarı gönderiyor, yönetmeni bir daha şey yapıyor, başrol değiştiriyor, adam öldürüp bir daha canlandırıyor. Yani şimdi hiçbir yasa olmayınca burada, hiçbir yasanın olmayacağı tek bir iş kolu vardır. O da sanattır. Dizi sanat değildir, zanaattır. Dizi sanat olabilir eğer o şekilde çalışırsan. Ama dizinin kendisi şu anki formatta bir zanaat işidir. Sürat ister, ekonomi ister, senden yüksek kabiliyet bekler ama senden sanat beklemez. Senden işi çabuk bitirmeni bekler. Bütün bu melekelerini kullanırken bir de senden şu risk. Yani tutar ya da tutmaz, atılabilir, yazılabilir ya da yazılamazsın. Ulan o bölümün sonunda beni atıyorlar mı, öldürüyorlar mı diye senaryo okursun. Şimdi bütün bunlar iş akitlerine uymayan şeyler. Bunları yasayla düzenlemediğimiz sürece, hani bireysellikten bahsediyorduk ya, bireyselliğin de tam aksine bir şey söyleyeceğim şimdi. Burada da örgütlenilmediği sürece bu iş çözülmez. Çözülemeyecek. Yani biz oyuncular hep bir başkasının yerine daha ucuza işe gitmeye devam edeceğiz. Şimdi vakti iyi değerlendirebilmek için, çünkü aslında sen başka alanlarda da çalışıyorsun, biraz oraya da gelebilmek için hızlı hızlı geçeceğim. Önce senin son söylediğine ne derler bağlamak için. Biliyorsun bu bütün dizilerde ister iyi dizi olsun ister kötü dizi olsun fark etmiyor. Tuttuğu zaman karakterlere bir nur iniyor. Kötü adam iyi adam oluyor. İyi adam kötü adam oluyor. Evet. Şimdi bunun sebebi senin anlattığın hikayeler. Yani senaristin de suçu yok aslında. Yani adama diyorlar ki bunu kötü bir adam yap ki daha çok reyting alsın diyorlar. Ya da kötü adamı iyi adam yap ki daha çok reyting alsın diyorlar ve böyle bir saçmalığa dönüşüyor iş. Yani karakterler asla tam olarak oturmuyor. İyi adam olarak başlamış olan adam cani çıkıyor falan yani. Saçma sapan hikayeler var. Bu arada gördüğümden özellikle bahsettim. Sen pek çok kere kötü adam karakteri oynadın. Evet. Ama benim için en güzel oynadığın kötü adam karakteri oydu biliyor musun? Evet. Ben çok etkilendim onu. Çok severek oynadım. Her şeyi bilemem. Efendim? Çok severek oynamıştım onu da. Orada alan, yani alan buldum ben. Alan bulunca yani ben de işte yönetmenleri o yüzden önemsiyorum. Yani orada şimdi iki yönetmenim de sağ olsunlar hem çok güvendiler hem de çok güzel rota çizdiler bana. Yani o şimdi bu biraz da genç kuşak yönetmenlerle daha çok yapabildiğim bir şey. Yani eğer sen gerçekten hani yazılanın dışında daha güçlü bir sahne kafanda canlandırıp bunu gösteriyor ve yönetmenler de şöyle yapmıyorlarsa, ulan benim dediğim olmuyor gibi bir egonun içerisinde değillerse, çünkü aslında orada bütün mesele büyük bir saat mekanizmasının küçük bir parçasısın sen. Sen güzel çalışırsan bütün saat de güzel çalışmasına hani destek olmuş oluyorsun. Şimdi burada ya yönetmen onu güzel çekmese, o mizanseni güzel koymasa, görüntü yönetmeni onu güzel çekmese, ışığı güzel yapılmasa, ben orada ağzımla kuş tutsam ne olur? Şimdi orada yani başarı var ama başarı gerçekten orada bir ekip buna inandığı için mi var? Beraber yürüyebildiğimiz için mi var? Kötü olduğu zaman da keza öyle. Yani bir şey sonuçlanmadığı zaman da sadece yönetmene, oyuncuya bağlı değildir. Sadece senaryoya bağlı değildir. Birçok faktörün yan yana gelmesi lazım. Ama kötü adam şudur. Ne kötülüğümü gördünüz diye soruyorum mesela. Bütün dizi boyunca hani seyrettin. Ne kötülük yaptım ben? Hiçbir kötülüğüm yok. Gördüğümden mi bahsediyorsun bunu söylerken mesela? Evet. Yapma Allah aşkına daha ne olsun? Ya ne yapmışım mesela? Sadece gıcığım ben orada. Sadece gıcığım yani. Bir kötülüğüm yok kimseye. Öyle. Sen de seviyorsun galiba kötü adam karakterlerini. Böyle söylediğine göre. Şöyle. Ben çünkü Margin'e dedim ki, hatırlıyor musun sen seyretmiş miydin ya da bilmiyorum. O Sauron'da da kötü bir adam karakterini oynuyordu. Ama dedi o benim için kötü bir adam değildi ki dedi.
Tabii değil. Benim için Murat da kötü bir adam değildi. Babası öldürülmüş bir adamdı. Tabii. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu biraz tesadüfü mü? Sanki dizilerde daha çok sana şey geliyor. Kötü adam karakterleri geliyor. Niye o? Daha çok ben seçiyorum onu. Öyle mi? Ha. Seviyor musun o karakteri oynamayı? Yani kendi içinde olduğun için mi seviyorsun? Sıkıcı ötekiler ya. İyi adam, iyi adam nedir ya? İyi adam dediğimiz şey nedir yani? İyi insan. Duyduk ki iyi bir insan. Hayır. Kim söylemişti şimdi hatırlamıyorum. Hatırladım. İyi olmak kolaydır. Kötü olmak zordur. Çünkü kötüler sürekli bir hesap yapmak, sürekli bir şeyi düzenlemek zorundadır. Siz iyiler kendinizi çok matah zannediyorsunuz. Kimi söylediğini de söyleyeceğim. MHP'nin Özkan'ı. Oynadığı bir dizide bunu söyler. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ha. Ama kötü olmaktır bu olan. Bir de şey var. Yani natural born bad. Yani doğası kötü yani. Adamın yani benim en sevdiğim şey yani onun oraya nasıl şekillenmiş olduğunu görünmemesi. Yani şeysin, nefret edersin o adamdan ama yani seyretmeye de doyamazsın. Çünkü insanı cezbeden şey içindeki şeytandır yani. Hani tırnak içinde söylüyorum. Evet. Şimdi ben açıkça söylüyorum Teoman, son 15 yılda falan aşağı yukarı iki kişi söyleyebilirim. Kötü adam karakterini çok iyi oynamış, çok oturtmuş. Biri sensin, diğeri de Saylak. Onur Saylak. Evet, o da. Şimdi şey yapıyorum yani şöyle bu işte röportajın başında rahatsızlık etmek istemiyorum, özür dilerim. Tabii ki başka insanlar var. Ben var, 15 yılda yani, daha dizi senin içinde. Eyvallah. Yani şöyle hani ya bir karakteri oynuyorsan o karakter içerisinde aslında yani ben kendim seyretsem neyi seyrederken sıkılmam diye aslında onu oynamaya çalışıyorum. Yani ben şöyle yapmaya çalışmıyorum. Yani ulan ne yapsam seyredilir diye bir şey düşünmüyorum. Ben nasıl ne seyretmek isterim diye oynuyorum. Yani. Hani ben hani bir kötü adam seyretsem onu nasıl hayal ederdim? Nasıl yaparım? Şimdi şöyle bizde kötü adam karakterinin çok böyle klişeleşmiş bakışları, silah davranışları, işte ağzının küfürlü oluşu falan. Ya bizim aramızda dolaşan kötülerin arasında hiç öyle bir kötü yok ki. Bizim aramızda dolaşan kötüleri biz hissetmiyoruz bile. Biz sadece başımıza bir şeyler geliyor ve neden geldiğini anlamadığımız kötülerden bahsediyorum. Yani o, şimdi dizi formatında konuşuyorum bunu, film için konuşsak belki başka şeyler söylerim ama bugün modern karakterde iyi ya da kötü diye bir şey yok ki. Hepimiz bazı şeylerde iyiyiz, bazı şeylerde kötüyüz. Mesela biz hani şu konularda çok iyi davranıyoruz, şey yapıyoruz ama ne bileyim ben işte hani şeyden bahsediyorum. Mesela kediciler, köpekçilerden bahsediyorum. Nedir? Kediciler, köpekçiler. Kedilere bayılırlar, köpekleri çok iyi davranırlar, sokaklara suyu koyarlar, işte her tarafta kampanyalara katılırlar, onu yaparlar falan. Akşamleyin oturup kuzu şişerler abi. İşte şimdi orada birden kötü olmuş olmuyor musun aslında bakarsan? Yani o kadar iyi bir insandın. Yani yaptıkların çok güzeldi. Sonra akşam ne yaptın? Kuzu şişi yedin. Ne yaptın? Sen vejetaryen misin bu arada? Vejetaryenim. Şimdi bu... Şimdi mesela benim için bu bir şizofreni bana sorarsan. Bu bir akıl. O şizofreniye ben dahilim. Bak karşında öyle biri var. Şimdi ben şöyle toparlayacağım meseleyi. Mesela birisi diyorsa ki ben türcüyüm arkadaş, ben kuzu da yerim, şunu da yerim, köpeği de severim dese problem yok. Hayvan hakları dediği zaman problem var. De ki ben kediciyim de kabul, köpekçiyim de kabul, kanaryacıyım de o da kabul ama kuzucu değilim de. Yani sen hani türcü olduğunu bana söyle, benim sende bir sorunum var ki sen, ben sana et yerim diye mi demiyorum zaten. Ama bana hayvan hakları deme diyorum. Çünkü o hayvan haklarının içerisinde sen kesin olarak yoksun. %100 yoksun yani. Ama bunu suçlamak için söylemiyorum. Sadece söylediğim bana şey. Bana yani o. Şimdi iyi kötü dediğim yerde orası yani. O kadar basit bir şey yani. Şimdi diyebilir misin ki o teyze yani her sabah çıkıp hani şeylere, köpeklere, kedilere yemek veriyor, su veriyor falan. Şimdi kötü diyebilir misin? Diyemezsin.
Aynı cam kat yapıyoruz. Kesiyoruz oradan fotoğrafı. Akşam görüyorsun hop tandır, kuzu şiş falan dönüyor orada ciğerler. Şimdi ona... Hayata bakabilmek gibi bir şey o işte. İyinin ve kötünün ötesi. Şimdi, sonsuz iyi diye bir şey yok. Kötü diye bir şey yok. Sonsuz kötü diye bir şey de yok. Aynen. Şimdi o teyzeye kötü diyemezsin, iyi de diyemezsin. İkisi de değil. Hem at veya ikisi birden. Şimdi insan, modern varlık öyle bir şey. Modern karakterlerde iyi kötü diye bir şey yok. Hem iyi tarafları var, hem kötü tarafları var. Fakat seyirci neyi seyrediyor bak? Sırf kötüyü seyretmiyor abi. Çünkü sırf kötü diye bir şey yok. Sırf kötü diye bir şey olamaz. En zalim dediğin adam, aklına her kim geliyorsa şu anda, herkes birisini geçiriyordur kafasından. Tırnak içinde onun mesela torunu, bebeği, bir şeysi, işte kızı, çoluğu, çocuğu, bir şeysine davranışına sırf orayı seyretsen dersin ki ulan bu ne kadar harika bir adam diyebilirsin. Yani şimdi filmin adını bilemiyorum ama bu Hitler askerleriyle ilgili yapılmış bir film vardı. Biri o bu kaybolmuş, yani kaybolmuş dedim, kendilerini ortadan kaybetmiş insanların peşine düşüyor subayların. Adam tam da senin söylediğini söylemek için yönetmen şöyle bir sahne koymuş. Bir tane yaşlı adamcağız görüyorsun, çocuklara çok ilgili davranıyor, onlara gözöz ikram ediyor. İnanılmaz sempatik, tonton bir adam. İki dakika sonra sahneye bu subayların peşinde olan adam giriyor. Meğerse o adam en zalim katillerden biriymiş. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler döneminde. Yani şey, koşullar şartlar, ama şunu da koymak zorundayız. Yani insanlaşma süreci çok karışık bir süreç. Burada sadece vicdan da öyle, hani senin vicdanın yok mu falan gibi konuşur ya insanlar. Hı hı. Vicdan gelişebilen bir şeydir. Kulak öğrenebilen bir şeydir. Yani sen kulağın çalışıyorsa İspanyolca öğreniyorsun zaman içerisinde. Yavaş öğreniyorsun, hızlı öğreniyorsun ama öğreniyorsun. Başka bir dili öğreniyorsun. Vicdan da öyle. Vicdan da gelişebilen bir şey. Yani birisi seni bir şeyde uyandırdığı zaman, ben meseleye böyle bakmamıştım, böyle bakabilirmişim dediğin zaman vicdanın gelişmeye başlıyor. Kitaplardan oluyor, ustalardan oluyor, şamanlardan oluyor. Yani bir sürü yerden toparlayabilir insan bunu. Evrensel bilgi dediğimiz şey zaten bu dünya tarihi üzerinde söylenmesi gereken hemen hemen her şey söylendi. Sadece o seçkiyi bulmak lazım. O seçki bize yeterli. Yani bu arada seyirciler o lafı anlamamış olabilirler. Evrensel bilgi dediğimiz şey şu. Şamanların biliyorsunuz yazılı bir kültürü yok. Onların gerek de yok. İnancına göre. Evet. Şamanik bilgi inancına göre evrensel bir bilgi var. Siz yani kabaca söyleyeceğim, kafanızı çalıştırırsanız, bu yöne yönelirseniz, bu dünyadaki ya da insan olmakla ya da doğayla ilgili her şeyi zaten bilirsiniz. Çok kullanılan popüler deyimle şakralarını açarsanız zaten o bilgi size ulaşıyor. Yani biz aslında hepimiz aslında söylemek istedikleri şey şu: bizim beynimizde böyle bir kütüphane var. Sen ne zamanki niyet edersen, ey insan evladı, o zaman o kütüphaneye girip sayfaları çevirebilirsin. Yazıya da ihtiyacın yok. Birinin sana bir şey öğretmesine de ihtiyacın yok diyorlar. Oradaki evrensel bilgi kastı Teoman'ın buydu. Teoman hızlı hızlı geçebilir miyim? Söyle önce. Dediğin gibi. Şundan bağlayayım bütün meseleyi. Burada çok basit bir şey var. Yani hani tek bir tanesini seçip söyleyeceğim. O da ırkçılık. Irkçılıkla başladığın yere bitirmene imkan yok. Yani bu hala 21. yüzyılda biz bunu tartışabiliyor olmamız gerçekten utanç verici. Yani hani birisinin hangi kimlikten, hangi milliyetten, hangi yerden, hangi coğrafyadan olduğunun bir önemi yok. Konuşabiliriz bunu, detay olarak söyleyebiliriz birbirimize. Ama bunun bizim aramızda bir üstünlük meselesi haline gelebiliyor olması gerçekten mide bulandırıcı. Yani evrensel bilgiye oradan ulaşmaya imkan yok, onu söyleyeyim. Evet, doğru. Ama orada şöyle bir nokta var. Şimdi çok uzun bir tartışma tabii. Ben kısa kısa. Ben de tek cümleyle kapatayım. Orada bireylerde... Tek cümleyle kapatayım diye söyledim. Yok yok, benim söyleyeceğim çok tartışmalı bir konu. Senin değil de. Sen çok doğru ifade ettin. Şimdi orada bireylerden çok
politikacıların bunu çok iyi kullanmasıyla alakası da var. Yani toplumsal izolasyon, ensiyasyon yaratma, toplumsal uyuşturucu olarak kullandıkları bir şey. Hani biliyorsun bu faşizmle ilgili şeyler en çok ne zaman hortluyor? Ekonomik dar boğazın olduğu zamanlar. Biraz onunla ilgili. Şimdi şöyle yapıyoruz. Temanı hazır bulmuşken sadece bunları konuşmak da istemiyorum. Başka bir program tabii yapacağız ona inşallah maşallah. Ama kısa kısa şöyle özetler geçmek istiyorum. Senin ayrıca oynadığın bazı oyunlar var. Bunlardan biri de bakıyorum Şems'i Unutma. Sevgili Özen Yula'nın yazdığı. Doğru. Ona da sevgili saygılarımızı yolluyoruz. Bazılarını ben sadece not ettim. Ama onun dışında sanırım bu son 15 yılda oynadığım birkaç oyun daha var. Evet, Mademoiselle Julie'den esintiler son oyunum oydu. Galiba 5 evet. sene falan oldu. 5 senedir de tiyatro yapmıyorum. Evet. Belki daha fazla da oldu. Peki, sen aynı zamanda çoğu insan seni oyuncu olarak biliyor ama bazı insanlar da daha çok seni müzisyen olarak da. Evet. Ben senin röportajlarına baktım, senin söylediklerinin dışında. Şey diyorsun, benim hani aşağı yukarı söylediğin şey şu, tabii ki cümle bu değil de ben aslında daha çok 38 yaşından sonra daha iyi müzikle alakalı oldum, daha müziğe evet. yöneldim diyorsun. Doğru. Tam o tık nokta neydi? Neden 38 yaşından sonra? Oysa sen kendi kültürel yapın itibariyle müzikle çok iç içe bir adamsın. Ama şimdi, ona rağmen neden daha önce daha profesyonel bir şeyler yapmadın da o tam viraj noktası, doğru tanım bu mu olur bilemiyorum ama viraj noktası 38 oldu. Kendini başka türlü daha mı ifade etme arzusu hissettin? Bu muydu? Şimdi çok garip bir şey söyleyeceğim aslında bakarsan. O da şu. Oyunculuk birçok koşulu beraberinde getirip götürmesine rağmen müzik gibi bir ifade yöntemi değil. Birçok insanın birlikte ifade ettiği bir şey. Yani tek başına senden çıkanın dinleyiciye de seyirciye ulaştırabildiği bir alan değil. Yani bütün bir işteş yapılan işler, yani tiyatro, oyunculuk, sinema, işte bütün diziler, hani bütün bu birlikte kolektif sanatlar diyelim. Kolektif sanatlar orada birçok insanın harmanından oluşan bir şeyi çıkartıyor. Müzik ise son derece bireysel bir mesajdır. Yani seninle alakalı çok net, çok özgün, tam olarak senin kim olduğunu anı anına anlatan bir şeydir. Çünkü gitara basan sensin, gırtlağından ses çıkartan sensin. Arada mikrofon ya da kablolar vesaire, onlar sadece senin sesini insanlara iletmek üzere olan enstrümanlar. Onun dışında seninle dinleyici arasında hiçbir kimse yok. Hiç kimse yok. Montaj yok, kalorist yok, yönetmen montajı yok, yapımcının müdahalesi yok. Yani ben bir şey yaptıktan sonra onun sana ulaşması dizide ya da filmde 50 tane aşamadan geçiyor. Sesinle oynuyorlar, öyle yapıyorlar falan. Bunu iyi ya da kötü diye söylemiyorum. Proses bu zaten. İşin kendisi bu. Ama müzikte çok daha direkt. Yani böyle hemen dinleyiciye doğru giden, seyirciye doğru giden akan bir şey var. Yani sende akan bir şey varsa o hemen oraya gidiyor. O yüzden müzikte bunu hissettikten sonra bu benim oyunculuğumu da çok besledi. Çünkü ben acaba nasıl olur da orada kameranın karşısında her şeyi aşarak senin gözlerine, kulaklarına nasıl hitap edebilirim? Ne yapmam gerekir? Çok daha hızlı, çok daha kendi olmayı, o anda olabilmeyi konserler, müzik, kayıtlarla öğrendim. Yani o beni çok besledi. O yüzden ben hiçbir zaman şöyle demem. Yani ben sadece müzisyen değilim ya da sadece oyuncu değilim. Ben zaten oynadığım oyun kısmını, o parçayı da bir şarkı gibi hissediyorum, şarkı gibi düşünüyorum baştan sona. Kördüğümde mesela o müzikle iyice haşır neşir olduğum dönemde zaten onu bir partisyon olarak görüyorum ben o sahneyi. Yani partisyon gibi oynadığın zaman zaten senin
kulaklarını okşuyor, gözlerini okşuyor. Sen kötü mütü diye bakmıyorsun, orada bir şey akıyor diye bakıyorsun artık. Seyrettiğin şey daha çok kapalı bir şey gibi, yani bir bitmiş bir şarkı gibi bir şey o sahneler. Ama bu şansı da her zaman yakalayamıyorsun. İşte dediğim gibi, bu şansı zaman zaman yakalayabiliyorsun ama müzikte her zaman yakalıyorsun. Yani müzikte sen iyisen hep iyisin. Değilsen hep ben biraz şey gibi şey mi söylüyorsun Teo? Hani sinemada ya da dizide oynamakla tiyatroda oynamak arasında çok büyük fark var. Var. Çünkü canlı karşındakini de muhatapsın. Evet. Biraz da böyle bir şey değil mi? Yani senin söylemek istediğin biraz da böyle bir şey. Evet ama tiyatroda yine bir yönetmen var, yine bir ışık evet. var, yine bir şey dekor var. Dekor var falan. Var. Bir sürü yani şimdi orada ne var biliyor musun benim konserimde? Bir tane siyah tişört var, bir siyah pantolon, bir siyah gitar, bir mikrofon. Başka hiçbir şey yok. Hikayeler var, şarkılar var ve dinleyicilerin tepkileri var. Laf atan var, ona hemen cevap var. Veya başka bir duygu varsa ona göre bir şarkı var. O duygunun üzerine yani o anda kendi kendine şekil alan, önceden tasarlanmamış, düşünülmemiş, o anda oluşu veren tiyatro öyle değil ki. Tiyatroda her anı çalışıyorsun. İki çalışıyorsun. Saat tuar. Bir de arada bir fark var. Seyirci istediği refleksi tam olarak veremiyor tiyatroda. Oysa bir konserde durum öyle değil. Tabii. Adam eğleniyorsa eğlendiğini, kızdıysa kızdığını. Olarak, sıkılıyorsa kalkıyor, gidiyor, muhabbete dalıyor, bir şey yapıyor. Ben ona laf atıyorum, o bana laf atıyor. Yani bu şeyde karanlıkta oturup röntgenci şeklinde televizyon ve tiyatro izleme dönemi bitti arkadaş. O dönem kapandı. Kimse öyle bir şey istemiyor artık. Tiyatro istemiyor demiyorum, televizyon istemiyor demiyorum. Ama bu dönem kapandı. Yani karanlıkta oturup pasif bir şekilde sahnede olup bitenleri seyretme dönemi kapandı. Yani o tabii klasik tiyatro ölmez. Yani ölmesine imkan yok ama artık müzeliktir. Müzedir yani o iş. Hani müzeye gider gibi gidersin ona. Yani ben yine böyle bir oyun seyredeyim dersen ama o aslında bir müzedir. Yani. Şu anın ruhu bu artık yani bu zamanın ruhunda bu yok. Yani ben niye pasif olarak bir hikaye seyredeyim yani? Ben niye o hikayenin bir parçası değilim? Ben niye o parçaya katılamıyorum? Niçin içinde değilim? Niçin o şarkıyı beraber söyleyemiyorum? Ya da niçin içi çekici? Sen kendin için ne tarz olarak tanımlarsın? Ben mesela zorlanıyorum senin tarzını betimlerken. Aslında kara kutu portakaldır. Kara kutu portakal. Aslında çok güzel açıklamışsın neden kara kutu olduğunu. Evet. Yani basit. Bizim kara kutu diye bildiğimiz şey aslında portakal rengi. Yani uçaklarda geçen kara kutu. Bu kadar. Aslında portakal rengidir. Aynen. Bu kadar yani basit. Senin bana yolladığın video bu son klip mi yoksa evet. Bir önceki mi? Zaten başka klibim yok. Bu ilk klibim. Daha önce klip yapmadım. Ya ben yanlış söyledim. Klip de demeyeyim de yani şey diyeyim tabiri evet. Caizse. Video kaydı anlamında. Video kayıtlarım vardı. Video kayıtlarım vardı ama bu benim ilk klip denemem yani öyle diyeyim. Artık bu ilk deneme evet. Ben de daha sonrakileri bilemiyorum yani fevkalade olmuş. Kızmazsan bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şarkıdan çok klibe bayıldım ben. Bunu söyleyenler var yani bir türlü şarkıya konsantre olamadık diyenler de var. Ama bu beni mutsuz etmiyor çünkü o bir daha seyrettirir yani. Hayır tekerim herkes başka bir şey alabilir. Ben müziğe ve klibe bayıldım. Çok mutlu oldum bunu böyle olmasına. Vallahi ciddi söylüyorum. Biliyorsun sen bana yolladın. Ben dedim ki sabahleyin seyredeceğim. Saat farkı var ya bilmeyenler için. Az saat zaman farkı var aramızda. Sabah seyredeceğim. Sabah seyrettim. Vallahi uyan uyanmaz seyrettim. Merakım biraz da. Ve hemen paylaştım. Fevkalade. Neydi adı? Onu YouTube'da nasıl bulabiliyorlar? İki gövde Dos Cuerpos. O Octavio Paz'ın Octavio Meksikalı şair Octavio Paz'ın şiiri o. Bu çok başım belaya girdi bu şarkıyla. Çok uzun süredir bu kayıtlıydı. Aşağı yukarı 3-3,5 senedir filan bunun kaydı üzerine çalışıyoruz. Ama bir türlü bunu yayınlama cesaretini gösteremedim açıkçası. Metin hep hadi oğlum hadi oğlum diyordu. Ama ben içime sinen bir görsel olmadan onu yayınlamak istemedim açıkçası o parçayı. Ama şöyle diyeyim. Şimdi klip olsun ama klip de klip olmasın nasıl olacak o iş? Yani
yani şarkıyla beraber nasıl iç içe geçebilir? Nasıl o şey var? O harman bende çok uzun sürdü. Yani ya bir insan bir şarkı için 3 sene beklemez yani normal şartlarda. Yani piyasa öyle bir şey değil. Şimdi müzik insanı olarak başımda bir yapımcı yok. Yani hadi Teo ya yaptın işte ne güzel şarkı hadi yayınla falan. Yani böyle bir tavırla benim çalışmama imkan yok müzikte. Müzikte ancak şöyle bir tavır olabilir. Ne zaman içimize sinerse. 3 sene mi, 5 sene mi, 2 ay mı, 6 ay mı ne? Onun süresini şarkı söyler, klip söyler, onun bütünlüğü söyler. Ancak bu şekilde çalışabilirim ben bunu. O zaman da kendine ait ya da Metin'le beraber yaptığımız bütün o düşünsel meselenin dışında yavaş yavaş gelişen ve çıkan bir şey üretme şansım var. Dizide yok ki öyle bir şey. Filmde yok ki. Filmde birileri bir şey düşünmüş. Sen o düşünülenin üzerine bir şeyler katmaya çalışıyorsun. Hayır, kötü bir şey mi? Hayır, harika bir şey. Müthiş bir şey. Çok heyecanlı bir şey. Çünkü orada işteş bir durum var. Ama şunu hissettim ki ben yalnız kaldığım zaman daha çok üretici oluyor. Daha üretken oluyor. Ötekine nazaran. Yani daha derinlikli şeyler yapabilme şansım oluyor. O anlamda söyleyeyim. Yoksa önemli tiyatro adamlarından biri, en önemlilerinden biri üstelik. Benim için şey demişti mesela, benim ondan çalışmamı önermişlerdi insanlar. Şahsen de çok tanışıyorduk. Yahu dedi, o adam dedi, tek başına işler yapabilecek bir adam dedi. Aslında bunu kötülük olsun diye söylemedi. Bazı insanlar öyleler, daha kendileriyle olurken daha üretkenler. Yani, ben hani yalnızlıkla ilgili şey çok sıcak bakan bir insanım. Ben yalnızlıkla çok rahat eden bir insanım. Yani daha çok düşünebiliyorum, daha çok yazabiliyorum, daha çok şarkı çalışabiliyorum. Rolü de daha iyi çalışabiliyorum. Yani bir rol çalıştığım zaman da yalnız olmayı tercih ediyorum. Yani. Benim çok kısa dönem birileriyle yaşamak zorunda kaldığım dönemler oldu. Ben o zamanlar hiçbir şey yazamadım. Hiçbir şey üretemedim. O insanların da bir kabahati falan yok. Yok, hayır. Orada zaten mesele senin yalnız... Mesele benim. Gerçekten şu. Aslında işin özü saçmalamak yani. Budalalık yapmak ya. Yazmak için de, şiir için de, şarkı için de. Ya bir şey deniyorsun ya orada. O deneme çok sana ait, çok özgün bir şey. Yani senin karanlık tarafın o. O karanlık tarafın gizli kalmalı. Gizli kalmalı, sana ait kalmalı ki sen oradan sürekli bir şeyler üretebil. Bu karanlık taraftan kastettiğim şey sapıklık bilmem ne falan değil. Hiç onun alakası değil. Onun alakası yok. Düşünsel olarak bir yer var. O yeri zaten tarif etmene imkan yok ve gerek de yok buna. Ama eğer bir yoldaş varsa hayatında, o zaman problem yok. Zaten yalnız bırakabiliyorsa seni, sen yalnız kalabiliyorsan birisinin yanında, kendine o durum oluşabiliyorsa o zaman bir problem yok zaten. Bu konuda şanslı bir insanım. Peki şimdi şeyden korkuyorum ben. Aslında biraz daha uzun konuşmak istiyorum senden de. Cırt diye kayıt edecekler diye korkuyorum. Evet, bazen uzatıyorlar ama. Evet, bazen uzatıyorlar. Bir 20 dakika daha veriyorlar galiba. Biz süreyi doldurduk zaten bu arada. 40 dakikayı doldurduk. Ben bakıyorum zaten. Ne çabuk. Dolayısıyla galiba bize bir 20 dakika falan daha hediye ettiler sağ olsun. Öyle görünüyor. Zoom evet. Abimiz. Evet, 20 dakika daha falan. Evet. Şimdi şöyle bir durumumuz var mı Sayın Teoman'cığım? Bu karantina biraz daha geçtikten sonra ne bileyim sonbaharda seni yeniden sahnelerde görebilecek miyiz? Konser olsa hemen. Hemen. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Aslında o soru kaçtı. Sen kendin yaptığın müziği bir tarza oturtuyor musun? Şu tarzdır benim yaptığım diyor musun? Yoksa bu benim çok kendime özgü yaptığım bir müziktir. Müzik midir diyor. Çünkü ben mesela biri bana, ben diyorum ki mesela vallahi dedim, Teoman'ı dinlediniz mi hiç dedim. Ne tarz yapıyor dedi. Şimdi bilemedim ne diyeceğimi. Çok iyi. Bu ama harika bir şey değil mi bence? Hayır, kötü bir şey anlamında söylemiyorum. Ama şimdi bu herkese başka bir efekt yaratıyor. Biri diyor ki zaten benim istediğim bu diyor. Öbürü diyor ki yani üretici olan kişi, abi ben bu tarz yapıyorum. Neyi anlamıyorsun diyor. Salak mısın diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela
diyorlar ki bana, işte şu 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 oyuncuya çok benziyorsun. Bir de şu 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 oyuncuya çok benziyorsun. Ben de diyorum ki, ya acaba yani mesela gitseniz o adama sorsanız, biliyor musunuz işte Türkiye'de şöyle bir oyuncu var. Sizi ona çok benzetiyorlar deseniz ne anlama gelir bu? Biz dinleyici olarak ve seyirci olarak şöyle bir hata yapıyoruz. Ve bunu mecburen yapıyoruz. Biz kodlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu mesela rock mı? Bu blues mu? Bu punk mı? İşte bu pop mu? Bu şu mu? Bu caz mı? Bu. Biz bir şey çerçeve koymak istiyoruz ki rahat edin. Yani şey gibi, yani bunu, bu müziğin çatısı var. Yok arkadaş, bu müziğin çatısı ya. Yok yani. Çatısı yok yani. Çatısı olmaz zaten müziğin. Cazın da olmaz. Pop'un da olmaz. Rock'ın da olmaz. Beatles ilk çıktığında kimse onun pop olduğunu bilmiyordu. Kimse pop demiyordu ona. Ama sonra pop olduğu ortaya çıkmadı. Poplaştı iş. Sonra ona kurallar geldi. Pop müzik denilmeye başladı. Ulan herifler... Sen pop müzik biliyorsun. Beatles popüler oldu. Popüler. Pop müzik değil o. Pop müziğin başlangıcıdır o. Senin söylediğin yanlış anlaşılabilir. O yüzden düzelttim. Ama yani pop demek kötü bir şey demek değil ki. Türk pop müziği desem ne anlayacağız? Ne anlıyoruz biz vallahi Türk pop müziğinden? Pop müziği deyince Erol Büyükuç'tan başlarım ben yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Neşet Ertaş derim ben sana. Ha. Ne olacak şimdi? Ha, ama orada şey kaygısı var. O anlamda söylüyorsun, haklısın. Aslında pop müzik dediğin şey, bu bir genel bir tanım. Pop bir yok. Arkadaşım bana dedi ki, pop sen yok. De tanıyorsun galiba onu. Dedi ki, örneğin dedi 200 yıl önce klasik müzik... Poptu. Müzik hocası bir arkadaşım. Evet. Klasik müzik popülerdi. Dolayısıyla aynen. O zamanın pop müziğiydi. İşte ben de bunu söylemeye yanlış kullanıyorum. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Neşet Ertaş popüler müziktir. Herkes bilir Neşet Ertaş'ı. Evet. Yani, arada Neşet Ertaş'tan bir gün söylersin dedi. Beklemiyor değilim yani. Yok. Haşa. Yani çok fazla söylemiyor. Mümkün değil. Yani hiç gerek yok. Yani. Hayatım, yorumlar var. Mesela Yok. Gerek yok ona. Yani o mesela o şey oluyor. Söyleyebilen varsa söylesin, tutmayın. Gerek yok. Yok. Şöyle bahsediyorum. Mesela bu Öykü German, yani kardeşler, daha sonra ayrıldılar kardeş olarak da, onlar flamenko gibi yapmışlar ve şarkı, yani türküden şarkıya geçmiş ve bambaşka bir şey olmuş. Yapabilen varsa bambaşka zaten güzel oluyor. Yani varsa bir hissiyatı insanın, hani yapabiliyorsa çok güzel. Benim öyle bir hissiyatım yok yani. Yani işte o şey hani, yani bir ona hissiyatın olmaz, öbürsün hissiyat mı? O belli olmaz yani yarın öbür gün. İşte çatısı yok diyorum ama ben. Temeli var yaptığım şeyin. Onu söyleyeyim evet. Basitçe. O da şu. Yani en iyi adapte demiyorum mesela ben o işi. Onların yaptıklarına. O adapte değil o türkü için. Bambaşka bir hale getirmişler. Ben normalde Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya'yı dinlesem ağlamak isterim yani. Onlar öyle söylemişler ki böyle hafif de keyifleniyorsun. Çok da güzel olmuş. Böyle işler olabilir belki de şöyle. Peki, sana son sorularıma geçiyorum. Sen bir puan lafı ettin. Kendine oyunculukta puan versen kaç puan verirdin? Hayatta sanatta puan vermem ya. Puan diye bir şey olmaz yani sanatta. Onun için özellikle sordum. Şöyle söyleyebilirim. Benim kendimi seyrederken utanmadığım işlerimin sayısı utandıklarımdan daha fazla. Ya, o zaman mühim bir şey tabii. Yani önemli kısmı o. Diyebileceğim budur yani. Öyle olmasaydı yani piyasa dönüp dolaşıp ki tekrar bana iş vermezdi zaten. Yani. Peki çok kısa geçelim mi onu? Senin bir dönem Türkçe süt ve çiğ diye çevrilen. Dulce de Leche. Dulce de Leche, evet. Sen bir ara gittin bunu sattın. Bizim gazetelerden anladığımız şöyleydi. O zaman ben de öyle anlamıştım. Senin canın sıkılmış da gitmiş süt reçeli satmaya başladın. Ya aslında hikaye öyle değil. Tabii ki. Senin gezi olaylarında ses çıkartan biri olduğun için piyasa tarafında iş verilmediği için sen onu yapmak istemişsin. Doğrusu sen anlatır mısın kısaca? Şu gayet basit. Son 100 liram kaldı böyle. Son bir 100 liram var. Aha. O zaman küçücük bir evde yaşıyorum. Yani şimdiki evim de zaten küçük. O zaman daha da küçüktü evim.
bu 100 lirayla ne yapayım ben dedim. Yani gideyim 100 lirayla sarhoş olunmaz. Yani kafa dağıtılmaz, işte bir şey yapılmaz, tatile gidilmez. Ben dedim bu parayla iş kuracağım dedim. Ne yapacağım, ne yapacağım dedim. Gittim bir tane tencere aldım, birkaç litre süt aldım, biraz şeker aldım, birkaç da evde boş kavanoz vardı. El etiketleriyle öyle başladım. 100 lira, son 100 lirayla bunu yaptım. Sonra ayda sadece pazara o zaman parasıyla 1700 lira kira ödüyordum. 2 ay sonra. Çok deli yani, delilik işte yani. Ama yani şöyle, yani boyun eğmek var, pazarda limon satmak var. Boyun eğebilirdim yani. Yani bir sürü şey seni boyun eğdirtmeye zaten teşne. Sen boyun eğ de tamam yani, istediğin kadar paran olur tamam. Yani. Ne oldu? Döndüler dolaştılar. Yine senin kapını çaldılar. Şöyle bir şey var Mircan. Herkes balık hafızalı zaten. Yani olanı ben unutmuyorum. Onlar unutuyorlar. Bir de şöyle bir şey de var. Unutmak istiyorlar aslında. Unutuyorlar da ya. Çok önemli değil yani. Çabuk hadi falan gibi bir durumdur bizim bu işler. Eylül'den itibaren tekrar süt reçeli satmaya başlayacağım. Hazırlığımı yapıyorum şu anda. Şu anda çok ciddi bir hazırlığım var. Evet. Çok ciddi bir hazırlığım var. Bambaşka bir kafayla yapıyorum bunu. Biliyorsun burada Dusi'de leçe olmayan bir evden kabul edilmiyor. Ben hatta bugün aldım gene tekrar. Zaten o şey gibi, Dusi'de leçe bizim baklava falan gibi bir şey orada yani. Tabii. Öyle bir şey. Peki doğru mu çevirir mi sence Dusi'de leçeyi şey diye çevirmek? Süt reçeli mi? Aslında süt tatlısı ama bizdeki süt tatlısı biliyorsun şeyde peynir tatlısı gibi bir şey, yanlış anlaşılır. Süt karameli diyorlar. O da fena bir tavır değil. Avuz var mesela Karadeniz'de yapılan. Bu ineğin ilk sütüyle yapılıyor. Yani buzağa vereceği ilk sütle yapılan bir şey. O şekerli bir süt. Başka süt tatlıları da var. Yani hep şey diyorlar burada. Ya bu işte nasıl böyle şey yapsın? Yani sütle şekeri karıştırmayı akıl etmek bence çok böyle acayip bir şey değil yani. Yani çok ilk akla gelecek şey ya. Sütle ne karıştırırsın? Tuz karıştırmayacağına göre. Şeker koyarsın yani biraz. Hani biraz fazla kaynattım. Bunda yani hani bu kadar basit değil tabii. Böyle basit söylüyorum. Yani bilen için basittir işte. Çok uğraştıracak bir şey. Ayrıca o 5 kilo sütten 1 kilo çıkıyor sonuçta. Aynen o kadar çıkıyor. Sen formülü biliyorsun. Yani yapmadım da biliyorum formülü. Ay dedim ben uğraşamam dedim. Gider alırım bakkaldan. Şimdi onun mesela kakaolusunu yapıyorum falan. Çok garip şeyler yapıyorum. Değişik şeyler yapıyorum. Birkaç tane daha böyle özgün çalıştığım şey var. Onlar da Eylül'den itibaren, umarım yetiştiririm. Eylül'den itibaren çok garip bir şey yapacağım yani. Çok değişik. Güzel bir atölye içerisinde yapacağım onu. Şimdi son iki şeyden bahsedip programı bitireyim istiyorum. Buyurun. Bana karşı aslında iki saat daha konuşurum da biliyorsun ben de... Benim de çenem düşük gördüğün gibi. Söylemiştim sana. Hayır bir de yani kafa dengi bir adam bulmuşum. Eyvallah. Süleyman'la az daha akraba çıkacaktık. Korktuk bıraktık daha fazla sorgulamayı. Ortak bir sürü arkadaşımız var. İşte dediğim gibi annesi Arjantinli falan filan. Yok ailesinden şu kişiyi tanıyorum, o benim şu arkadaşımı tanıyor falan. Biz sonra daha fazla sorgulamaktan vazgeçtik. Konuyu kapattık yani. Belki bir daha sefere yaparız bunu. Yaparız. Vallahi ben akraba biraz ya çok korkuyorum. Ne çıkacak Allah'ım? Hayır ben sonra şunu da hatırladım. Onu da söyleyeyim o zaman sana. Yahu ben işte 19'a 23 yaş arasında Kadıköy'deydim sürekli. Yani Kadıköy'lüydüm. Belki de yüzlerce kere karşılaştık. Öyle de ayrıca ortak arkadaşlar. %100 karşılaşmışızdır. Karşılaşmama imkanımız yok yani. Mümkün tabii. Değil. Şimdi senin son dizin Avlu. Evet. Son filminde Mavi Sessizlik. Doğru. Öyle değil mi? Sen şey gibi bir şey söylüyorsun. Mavi Sessizliği oynadıktan sonra Marşistik'le oynadıktan sonra hani herhalde bundan sonra gelecek iş kolay kolay daha zor da iş beğenirdi. Eskiden de kolay beğenmiyordum ama. Öyle oldu hani zaten. 3 sene daha gitti, ortalama daha bir şey tahmin edemem gibi size söyledim. Nedir Mavi Sessizliği daha özel kılan senin için? Şimdi bunu gerçekten anlatabilmek isterdim. Çünkü filmin yayınlanması, insanların seyretmiş olmasını çok arzu ederdim. Ama Türkiye'de dağıtacak yapımcı bulamadık filmi.
O kadarını söyleyeyim. Neden? Ya ticari bir neden ben demeyiz, başka bir nedenden. Yani bir sinemada bile giremeyecek bir film çektiysen düşün artık nasıl bir film çektik. Anladım. Diğeri de işte şey olarak söylüyorum, yani son yaptığın işlerden bahisse Avlu. Avlu çok konuşuldu. Evet. Çok da popüler oldu. Evet. Sevgili Demet Evgar başroldeydi. O ve sen daha doğrusu. Ondan sonra yo, ben o, değilim. Benim yine kafa altı. Her zaman oynadığım gibi kafa altı bir roldü. Kafa altı. Sen ona kafa altı mı diyorsun? Bazıları da yan karakter diyor. Bazıları kafa altı diyor. Kafa altı biliyorsun şeydir. Misket değil. Baş altı ya. İyi bir misket ama o. Yani bayağı ses getirdi Avru. Getirdi. Bu şeyden mi bitmişti o? O pandemi sürecine yaklaştığımız zamanda mı oldu? Yok yok, çok önceden bitti. Ben zaten 11. ya da 12. bölümde ayrılmıştım. Ondan sonrasını takip etmedim zaten. 11 ya da 12. bölüm. Yani. Peki bir ihtimal var mı izleyicinin seni bu Ekim'de falan filan yeni bir dizi şimdilik var mı? Öyle projeler gelmiyor. Var aslında ama çekilip çekilmeyeceğini kimse öngöremiyor. Yani mesela evet. Şöyle çekilsin bu dizi denilen diziler çekiliyor. Şimdi ben öyle bir yerde değilim abi. Yani çekilsin falan. Kimse bana çek diyemez yani. Ben istersem çekerim, istemezsem çekmem. Yani öyle bir şey yok. Peki son olarak şöyle yapalım. Seni müzisyen kimliğini bilmeyenler de var. Onlara kolaylık olsun diye. Tamam. YouTube'da ya da benzeri platformlarda nasıl ulaşabilirler? Şimdi bu Octavio Paz'ın yani orada bir Kara Kutu Portakal'dır kanalı var YouTube'da. Aynı yazıldığı gibi Kara Kutu Portakal'dır. Orada bir tane şarkı var fakat o kanal çok yakın zamanda bu yeni yaptığımız albümün 2., 3., 4. şarkılarını yayınlamaya devam edecek. Ve eskiden daha az duyulmuş olan bizim Acayip Ademler dönemine ait, yani benim eski grubum. Çok güzel bir isim o ya. Acayip Ademler'in bütün şarkılarını yavaş yavaş klipleştirmeye başladım. Onları da orada paylaşmaya başlayacağım. Ama eğer aceleleri varsa Acayip Ademler SoundCloud'da ikinci albümü dinleyebilirler. Facebook'ta da yine Acayip Ademler. Acayip Ademler Y harfi olmadan Acayip Ademler, yani Y ile yazılıyor normalde. Biz şöyle yaparız hatta Teoman'cığım. Videonun altına linkleri koyarız. İnsanlar hani unutabilirler. Bazen duyarken şey yapabiliyor ya. Olur, mutlu olurum. Mutlu. O linklerden tıklayarak bakarlar. Şimdi ben konuyu şöyle kapatmak istiyorum. Lütfen. Teo'yla aslında daha uzun konuşmak istiyordum ama işte bu zaman yayın yaptığınız için biraz sıkıntılı oldu. Bir, klasik bir YouTube'cu gibi davranmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Bu bir sanat kanalıdır. Abone olmanız, bize bir destek olmanız anlamına geliyor. Sosyal medya hesaplarınızla paylaşırsanız daha da güzel olur. İnsanların daha çok dikkatini çekiyor. Biz şimdiden sonra, yani kanalın tamamına değil ama hani öyle olsa tabii daha mutlu oluruz da belli programlara kişiler ya da kurumlar sponsor olmak isterlerse nasıl beni bulmak kolay yani. Benimle iletişime geçebilirler. Galiba YouTube üzerinden sanat kanalı iddiasında olan bir kanalda yok. Bir ben varım. İşte ben hem Türkiye'den hem Arjantin'den hem Latin Amerika'dan hepsini birleştirip bir köprü olmaya çalışıyorum. Destek olursanız sevinirim. Sen ne söylemek istersin Teoman son olarak? Vallahi ilk önce şu pandeminin ne olduğunun ortaya çıkmasını diliyorum herkes için. Yani tam olarak anlaşılmasını ve bu umarım bize eski normale dönemememiz için bir fırsattır. Çünkü eski normal korkunç bir hayattı. Yani şimdiki evet. Daha zor olduğunu kabul ediyorum ama eski normalin kendisi taciz, tecavüz, şiddet, kapitalizm, emek sömürüsü, hukuksuzluk, yargısızlık, bu eski normale dönmeyi isteyecek kimsenin olduğunu zannetmiyorum. İsteyenler için de yani umarım ona beceremezler eskiye dönmeyi. Ama yeninin de eskisini aratmasından korkuyorum açıkçası. Umarım öyle değildir. O yüzden ne yazık ki ben öyle düşünüyorum. Bu evet. Yenisi bir eskisini aratacakmış gibi geliyor bana.
yine de ilk önce herkese sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. En önemli şey şu anda bu. Çok teşekkür ederim. Onur verdin, katıldım programıma. Demin söylediğim şey aslında biraz da böyle bir şeydi. Teoman öyle çok röportaj veren bir adam değil. Ama kanalıma destek olmak için biraz da kabul etti bu röportajı. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize daha konuşacağız. Konuşacağımız konular var. Var var. Senden bir 15 gün sonra tekrar program yapalım. Hayır, ana başlık üzerinde yapalım. Şu. Bunu açılış gibi yaptık ya şimdi. Bir bakalım, bir tane daha yapalım. Ben çok zevk aldım. Yapalım. De şimdi şöyle yapmaya çalıştım ben. Hazır seni yakalamışken ondan da biraz, bundan da biraz falan konuştuk. Daha sonrakilerde bir genel ana başlık üzerine atıyorum. Sadece müzik üzerine, sadece tiyatro üzerine falan yaparız. Daha keyifli olur. Şimdi böyle şey, tohumları attık ya. Böyle tohumları. Onun bir tane filiziyle ilgilenelim. Sonra öteki filizdeydi. Arzu edersen. Ama açık açık teklif ediyorum. Hoşuma gitti. Bence bunu çok tatlı yaparız diye gibi geliyor. Yani. Vallahi yapalım. Ben kendime yoldaş arıyorum şekerim. Tabii ki çok sevinirim. Bir de senin gibi adamı böyle kol bulmak kolay değil. Hem müzikle ilgilisin, hem tiyatroyla ilgilisin, hem dizi yapıyorsun, hem film yapıyorsun. Ay, yoruldum anı söylerken. Beni çok kolay bulursun. Tamam, peki. Kolay. En kolay beni bulursun. İnsanlar çok zor zannediyor ama en kolay beni bulursun yani. Ben çok öyle olan bir insanım. Herkese iyi ve sağlıklı günler temenni ediyoruz. Ümit ederiz. Hepimiz bu süreçten az yara alarak kurtuluruz. Hem maddi hem manevi olarak. En çok ihtiyacımız olan şey bu. Kavga etmemeyi öğrenmemiz lazım. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. Hoşça kalın.